Regal sunar. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda. Vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Beni buna sen mecbur ettin Ahmet. Sen. Niye böyle safa bir yere çağırdı ki bu kadın beni? Şevval. Şevval, bu ne hal? İyi misin sen? İyiyim Suzan. Çok iyiyim. Kocası elinden alınmış, ailesi yuvası dağılmış bir kadın için bence gayet iyiyim yani. Şevval! Şevval, ne yapıyorsun sen? Saçmalama! İndir o silahı hemen! Saçmalama Şevval! Ne yapalım şimdi Suzan? Ha? Sen söyle. Ne yapalım? Öldüreyim mi kendimi? Hı? Size çok güzel bir düğün hediyesi olmaz mı? Ömrünüzün sonuna kadar mutsuz olursunuz. Ya da ben niye kendimi öldürüyorum ya? Seni öldüreyim. Seni öldüreyim. Hepimiz kurtuluruz. Şevval, yapma. Şevval, ver o silahı bana. Yaklaşma. Sakın. Bak, bak, ne olur hemen indir o silahı. Elinden bir kaza çıkacak. Ne olursun yapma Şevval. Bak, oturup konuşuruz, hallederiz lütfen. Ya ben bakmışım zaten be. Ben yerin dibine girmişim zaten. Allah'ın cezası. Anne! 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 Anne, ne yap?
Şevval! Şevval, ne yaptın sen? Ne yaptın? Anne, delirdin mi sen? Delirdin mi? Ne yapıyorsun? Öldüreceksin kadını. Annen ucuz atlattı. Bana yaptıklarının cezasını verdim ona. Bak, seni öldürürüm ha. Bak, ellerimle öldürürüm seni ha. Ömer, dur. Anne, silahı ver. Ver silahı. Sarp, abartma lütfen ya. Katil miyim ben? Anne, ver şu silahı! Hadi annelerim ya. Ömer, benim arabaya geçin. Hemen hastaneye gideceğiz. Sen bana bir de yalan söylüyorsun. Yok takı varmış kutuda, bilmem neymiş. Bu silah ne ya? Bu silah ne anne? Asıl sen ne yapıyorsun be? Bu kadın babanı aldı bizden. Ailemizi yıktı, yuvamızı yıktı. Sen ne yapıyorsun asıl? Bırak, kan kaybından geberiyor mu, ne oluyor? Anne, beni korkutuyorsun. Beni gerçekten korkutuyorsun. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Şimdilik ucuz atlattın Suzan. Şimdilik. Dur. Tablo buradaymış. Buyur kardeşim, ne istiyorsun? Abi şimdi, yengem bu tabloyu sana satmış ama biz aslında satmayacaktık onu. Vazgeçtik, geri alıyoruz. Siz neden bu tabloyu bu kadar istiyorsunuz ya? Değerli miymiş? Çok değerliymiş. Bize de bir manevi değeri var tabii ki de. Tablo değerli değil. Tablo ne, iki fırça atmışlar ama manevi olarak değeri büyük. He, evet abi ya. Bizim şimdi paşa dedemiz var. Tolga Barçın, Allah rahmet etsin, sizlere ömür. Ona aitmiş. Ya, o yüzden çok değerli bizim için. Olcan, daha fazla abinin vaktini çalmasak mı, oyalamasak mı? Parasını verelim tavrını, hadi geri alalım artık ver. Ha tabii. Abi bu, sen tutma. Ha. Hadi iyisin abi, al. Dur bakayım, dur. Bu tablonun fiyatı bu değil. 1000 lira istiyorum. 1000 lira mı? He, 1000. Abi sen bu tabloyu yengemden bu parayı mı aldın? Ayıp değil mi? Saçma oluyor böyle. Şansa bak ya. Eskicinin bile vicdansızlığına denk geldik. Olmaz kardeşim. 1000 lira yok, tabloda yok. Abi dur. Ne durduruyorsun? 1000 liramız mı var? Verecek miyiz? Tamam, biz alıyoruz ya. Kavanozda biriktirdiğimiz var zaten. Olcan, o parayı biz yapımcıya vereceğiz ya, single için. Tamam ama yani... Bence alalım. Hani sanki bütün kavanozdaki parayı versek de olur gibi. Ne oldu? Alıyor musunuz, almıyor musunuz? Abicim alıyoruz dedi. Hala niye gidiyorsun sen? Tamam dur. Dönelim. Bizim ev hemen şurada. Dönelim şöyle. Tamam, ben taşıyayım. Akılsız kafam, 100 bin lira ediyormuş. Ha neyle, niye durmuyor bu tablo burada Şengül? Ne yaptın oğlum, buldun mu eskici? Konuştun mu? Buldum. Kendi tablomuzu bize 1000 TL'den veriyor. Ne? 3 kağıt şerif. Ha merak etme. Daha fazlasını kazanacağız. 100-200 kaç demişti ya, 1000. Düzgün say. Fazla verme sakın parayı. 400. 600, 900 bin. Gitti para. Madrim, al bunu yerine koyarsın sen. Oğlum, ha
söyledim, beni merakta bırakmayın. Kaç para biriktirmiş bunlar bayım? Bak, 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 şunlara bak. Yanık çıktı bunlara, analarına çekmişler. Yasmin, sen kime aşk mektubu yazdın? Doruk'un kitabından çıktığına göre Doruk'a yazmış. Üf, saçma sapan konuşmayın ya. Ben Doruk'tan falan hoşlanmıyorum. Kendinize gelin. Kime yazdın bunu? Doruk'a yazmadım. Kime yazdın o zaman Yasmin? Tolga'ya. Tolga'ya yazdım, tamam mı? Nasıl ya? Anlamadım. Sen... Şimdi gerçekten... Bana mı yazdın o mektubu? Güzel. Çok güzel oldu bu. Çünkü ben de sana karşı boş değilim. Hoşlanıyorum senden, Yasmin. Alo. Efendim, Tolga. Selam. Ya ben bugün seni okul çıkışı yakalamaya çalıştım aslında ama yetişemedim galiba. Acaba diyorum bugün müsaitsen, görüşsek mi? Olur. Tamam, peki. Görüşelim. Süper o zaman. Benim aslında kafamda bir yer var. Oranın konumunu sana atsam, senin için de okeyse öyle yapalım, tamam? Tamam, peki. Bekliyorum. Görüşürüz. Tamamdır. Görüşürüz. Ay. İyi de bu çocuk hemen havaya girmiş ya. Ne yapacağım ben şimdi? Konumda atmış hemen çocuk, heyecanlandı resmen ya. Of Allah'ım, of, of, of. Baba hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Oh, kolonya dökenlerin çok olsun. Oğlum. Ya hangi rüzgar atacak? La işte burada işim vardı. Geçerken dedim bir uğrayayım dedim. Bakayım gençler ne yapıyor dedim. Baskın basanındır dedim. Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Vay vay vay. Akif Atakul, seni buralarda görmek ne büyük bir şeref ya. Allah Allah, delireceğim. Vallahi delireceğim. Oğlum niye hepiniz aynı şeyi soruyorsunuz ya? Ya hoş geldin Akif amca denir. Nasılsın denir, iyi misin denir, iyiyim Barçıncığım derim ben de. Sen nasılsın derim ama görüyorum ki iyisin. Sürekli bir yüzünde güller açan bir durumun var. Sırıtıyorsun habire, bu niye gülüyor bu kadar? Bugün ansızın bir ilanı aşk ettiler de kendisine. Ondan keyfi yerinde herhalde. Ana, vay benim koçuma benim be, edecekler tabii be. Oğlum memleketin yakışıklılık kotasının bir kısmını bu ev karşılıyor. Gerek benim oğlum, gerek Barçın olsun. Bunda bu kadar şaşıracak bir şey yok. Bu hep başına gelecek senin. Alış, bunları alış. Ya yapma Akif amca ya. İşte sen de normal işte takılıyorsun. Kimlerdenmiş kız ha? Kimlerden? Kim? Yasmin. Yasmin? Bizim antipatik şahıs Ahmet'in kızı Yasmin. Aman babasına benzemediyse bence iyi kız. Ha? İyi, iyi, tamam tamam, olur. Olur, ben onay veriyorum. Hadi bakalım. Oldu da senin için bakalım. Biz göreceğiz, gideceğiz, göreceğiz. Yakışıyor muyuz, yakışmıyor muyuz? Neyse artık ya, siz sohbetinizi edin. Ben kaçayım yavaştan. Siz yakışırsınız da sen gidince ben de şu Karadeniz'de gemileri batan reisin bir ifadesini alayım. Ne oldu bunun suratı böyle çarşamba pazarı gibi ha? Vallahi Akif amca, Atakul'un derdi büyük. Yani o kadar büyük ki bir türlü aşamıyor kendisi derdini. Hani biz birlikte aşmaya çalıştık falan ama olmadı. Ama sonuçta sen Akif Atakul'sun, bir şekilde çözersin diye düşünüyorum. Ama siz konuşun o zaman, ben kaçayım artık. Hadi kaç, kaç bakayım. Kaçma, Allah'ın izniyle git. Kaçılmaz. Bu da koşa koşa arkadaş ya, bu ne ya? Tövbe estağfurullah ya. Şişt. Hadi bakayım, söyle bakayım. Neymiş derdin? Asiye. Zaten Asiye'den başka ne derdim olabilir ki benim bu hayatta? Nasıl aklıma gelmedi hayret, şeytanın aklına gelmez. Tabii la, başka ne olacak? Hadi anlat, anlat, dökül. De dökülmeden sen, ben bir lahmacun söyleyeyim de bari. Ha?
Yerken konuşuruz. Bir mi iki mi? Bir yeter bana. Acılı acısız? Acısız tabii canım. Zaten daha ne kadar acı olsun diyor. Kalıcı hasar ya da bir yara kalmayacak değil mi? Yok hayır, endişelenmeyin. Ufak bir sıyrık sadece. Yalnız silahlı yaralanma olduğu için hastane polisine bir ifade vermeniz gerekecek. Aa, tabii, doğru. Veririm. Efendim baba? Sarp, ben iyice panik oldum oğlum ya. Sen nerede bu silah? Yani yer yarıldı da içine mi girdi? Bir yerde görmeden emin misin oğlum? Baba, ben galiba hatırlıyorum silahın nerede olduğunu ya. Nerede? Biz geçen arkadaşlarla poligona gitmiştik. Ben de onu aldım. Yani torpidomda kalmış. Kızarsın diye de söylemedim. Ah Sarp ya, Sarp. Neden böyle bir şey yapıyorsun oğlum bana sormadan ha? Neden? Haklısın babam, haklısın, özür dilerim. Sarp, bu silahı lütfen hemen eve getir, tamam mı? Bir daha da asla böyle bir şey yapma. Tamam, tamam. Ne diyor? Ne diyecek? Silah arıyormuş hala evde. Annem aldı diyebildin mi? Diyemedim. Zaten araları çok kötü. Daha beter olsun istemedim. Ama zaten ancak annen konuşana kadar saklayabilir. O da çok uzun sürmeyecek gibi. Geçmiş olsun Suzan Hanım. Sağ ol. Olay nasıl oldu? Bize anlatır mısınız? Tabii, anlatayım memur bey. Ben sevgilimin ruhsatlı silahına bakarken kendi kendimi yaraladım. Yani bilmiyordum dolu olduğunu. Sağına soluna bakıyordum. Bir anda oldu. Benim hatam yani. Çok geçmiş olsun. Ucuz atlatmışsınız. Hastaneden ayrılmadan önce ifadenizi yazıp imzalamanız gerekiyor. Biz dışarıdayız. Tekrar geçmiş olsun. Tamam. Sağ olun. O kadın sizi öldürüyordu ya. Siz niye hala onu koruyorsunuz? Oğlum, şu anda şikayet etmenin hiç kimseye bir faydası olmayacak. Hem belki böylece hatasını anlar, kendine çeki düzen verir. Umarım dediğiniz gibi olur Suzan'ım. Yani ben böyle olmasını çok isterim. Annem adına size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyilikten öleceğiz ya. Yemin ederim iyilikten öleceğiz. Vallahi inanamıyorum ya. Ben sana inanamıyorum. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Hayır, olacak şey mi oğlum bu yani? Yumruk atmak nedir ya? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Hay bir de çocuğun sevgilisi de varmış. Aferin sana, aferin sana. Doğru Katakul. Hay vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Asiye yerden göğe kadar haklı. Yani kız bu noktada kesinlikle haklı bence. Yalnız babacığım, ben bunları sana beni göm diye anlatmadım biliyorsun değil mi? Bir fikir ver, bir şey sun falan diye anlattım. Oğlum ben zaten buraya seni gömmeye gelmedim, övmeye geldim. Ama yani bu yaptığında da övülecek bir şey yok, kusura bakma yani, doğruya doğru. Yani kızın seni affetmesi için çok büyük bir şov yapman lazım. Yani olay bir şov yapman lazım bence. Lazım, lazım da nasıl bir şov yapmam lazım, onu bulamıyorum. Vallahi benim eskiden yaptığım büyük şovlardan sana bir potpourri sunayım. İstersen içinden seç birini. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Mesela? Mesela siz teneffüste falan böyle hiç beklemediği bir anda tut Asiye'nin kolunu böyle hak diye ısır. Hak diye ısırayım. Hak diye ısır. Hani böyle köpekler gibi seviyorum seni gibisine. Ha? Baba ben de ciddi ciddi sana bir şey soruyorum ya. Oğlum ama yani mizah bir ilişkinin temellerinden biridir. Yani damarıdır, kanıdır. Yani mihenk taşıdır, direğidir. Daha ne diyeyim? Şey yap o zaman. Böyle al bir kova suyu. Laps, dök kafandan aşağı. Böyle burnundan damlış damlış sular akarken de ay sana sırılsıklama aşığım gibisine şey yaparsın, he? Tamam, tamam. Yaş. Tamam lan, buldum. Bu sefer vallahi ciddiyim. Hakikaten ciddiyim. Tam doğru Atakulluk bir şey buldum hatta, inanmazsın. Tut bir kamyon. Doldur içini gülle.
Git kızın kümesinin önüne dök bütün gülleri. Tamam babacığım, anladım. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Hiç sormadım say, tamam, teşekkür ederim. Kamyon yetmedi sana, gül yetmedi. İki kamyon tut. Oğlum senin baban Akif Atakul. Vallahi ben vereceğim lan. İki kamyon gül. Hop gül döktüm kümesine. Nasıl? Ya baba yok, olmaz. Öyle gülle çiçekle hallolacak bir şey değil bu. Benim doğru düzgün bir şey yapmam lazım. Yani onu ikna etmem lazım. Neyse bakacağız artık, başımızı çağırsın. Anlat bakalım Prenses Yasmin. Benden hoşlandığını ilk ne zaman fark ettin? Senden hoşlandığımı bilmem ki. Aslında ben hissediyordum, biliyor musun? Ama yani istedim ki önce sen gel, sen konuş, kendin söyle. Ne hissediyordun? Her şeyi işte, yani her şeyi görüyordum. Böyle uzaktan bana baktığını, sürekli çaktırmadan beni kestiğini, defterine bana bakarak kalpler karaladığını falan. Ben mi kalpler karalıyordum? Evet. Yani hani hem kendin de söyledin ya. Mektupta öyle demişsin yani. Benden çok hoşlanıyorsun. Peki benim seni ilk ne zaman fark ettiğimi bilmek ister misin? Seni ilk gördüğüm zaman. Yani dedim ki evet abi ya işte bu kız. Ben bu kızla evleneceğim. Sonra hatta belki yarın öbür gün çocuklarımız falan olur diye öyle hayaller kurdum kendi kendime. Evlenmek mi? Çocuk mu? Ne diyorsun sen Tolga ya? Ciddi misin sen? Evet ciddiyim ya. Neden olmasın ki? Bence olur. Ya düşünsene. Zaten şunun şurasında bir şey kalmadı. Önümüzde bir dönem daha var. Ondan sonra üniversite. Üniversiteden mezun olunca da gidip babanla konuşur. Nişanlanırız. Olur bence. Hayır ya, öyle bir şey istemiyorum ben. Ne alakası var? Olmaz. Allah Allah ya. Ne? Ne gülüyorsun? Olmaz çünkü. Ben de ona gülüyorum zaten. Olmaz. Prenses Yasmin, olmaz da. Sen neden o kadar insanın içinde yalan konuştun? Onu söyle bana. Nasıl yani? Sen oradan baktığın zaman ben salak birine mi benziyorum? O mektubu aslında Dora'ya yazdığını, sonra da paçayı kurtarmak için beni hedef gösterdiğini anlamadığımı mı sanıyorsun? Ama ben sana kızmıyorum. Çünkü seni çok iyi anlıyorum. Ben de bir zamanlar Aybike'ye aşıktım çünkü. Hatta onun da benden hoşlandığını adım kadar emindim. Ve tam onu açılacağım sırada Berk'le yeniden sevgili oldular. Yani senin anlayacağın benim yaptığım şey tam bir salaklıktı. Asiye de Doruk da birbirlerine çok aşıklar Yasmin. Senin de anlayacağın üzere onların ilişkisi uzun bir süre devam edecek. Anlıyorsun değil mi? Aynı salaklığı sen de yapma diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Çünkü eğer aynı salaklığı yaparsan çok üzülürsün. Hatta üzülmekle de kalmazsın. Kalbin feci kırılır. Peki Aybike hiç öğrenmedi mi? Yani ondan hoşlandığını. Öğrenmedi. Öğrenmeyecek de zaten. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani ona olan duygum falan hiçbir şeyim kalmadı. Geçti gitti. Ya peki senin biraz önce yaptığın şeyler neydi o zaman Allah aşkına? Yok ben defterime kalpler karalıyormuşum da yok nişanlanacakmışız da biz. Abartsaydın biraz daha. Yani bak yalan konuşmayacağım. Bana kalsa ben daha da abartırdım. Çünkü yani o yüzündeki dehşet ifadesini görseydin sen de abartırdın. Ya çok kötüsün Tolga ya. Çok kötüsün. Diyorsun. Evet diyorum. Çok pisliksin. Yani var evet. Hala kenarda köşede böyle susturamadığım bir pislik Tolga var. Kabul ediyorum. Pardon, bir dereotlu poğaça daha rica edebilir miyim acaba? Tabii ki, hemen geliyorum. Buyurun efendim, afiyet olsun. Teşekkürler. Nasıl, beğendiniz mi poğaçamızı? Vallahi inanır mısınız bilmem ama daha önce hiç böyle bir şey yememiştim.
Siz mi yapıyorsunuz yoksa? Evet, evet biz yapıyoruz. Afiyet olsun. Pardon, isminiz neydi beyefendi? Ha, benim ismim Orhan. Merhaba Orhan Bey, ben Elçin Yampal. Ben televizyonda bir yemek programı yapıyorum. Eğer siz de kabul ederseniz, sizi programıma davet etsem. Bu maharetlerinizi bir de orada, bütün Türkiye'nin önünde göstermenizi rica etsem. Televizyon mu? Ha, şey... Olmaz. Yani olmaz. Şu yüzden olmaz. Ben bu tarifi daha yeni yapmaya başladım. Bir de ben öyle kamera karşısında konuşmayı beceremem ki. Tüh. Aslında hem sizin hem de dükkanınızın reklamını yapmış olurduk. Becerirsin ustam. Vallahi becerirsin. Bak hanımefendi ne diyor? Hem dükkanınızın da tanıtımı olur diyor. Ustam, ekstra müşteriler de gelir. Fena olmaz mı ya? Bak söz. Sana ekstra zam yapacağım. Fena olmaz tabii. Olmaz, olmaz ama yani... Hay Allah, yapabilir miyim bilemedim ki. Bence anlaştık Orhan Bey. Bakın hem patronunuz da size destek oluyor. Bu fırsat kaçırılmaz. Kabul et ustam. Yaparsın. Yani ne desem bilemedim şimdi. Kabul et ustam, kabul et. Biliyor musun? Sen aslında bayağı... İyi bir çocukmuşsun. Bayağı komik bir çocukmuşsun. Ben hiç fark edememişim sınıfta. Sağ ol. Yani ben o kadar zor bir dönem geçirdim ki Yasmin. O yüzden ne kadar eğlenceliyim ya da ne bileyim senin deyiminle ne kadar iyiyim. Hiç farkında değilim bunların. Okuldakilere ne diyeceğiz biz? Nasıl yani? Yani illaki soracaklardır. Sözde ben senden hoşlanıyorum. Sen de bana karşı boş değilsin ya. Yani hepsi öyle biliyor şu an. Yani eğer senin için de okeyse şöyle yapalım. Diyelim ki biz görüştük, konuştuk, anlaştık. Bu işin olmayacağına karar verdik. Gerçi benle dışarıda buluştuktan sonra benden hoşlanmayacağını ihtimallerine çok inanacaklarını sanmıyorum ama. Ha bir de kendimizi çok beğeniyoruz biz. Öyle mi? Pardon. Pardon. Ya yok ya, işte öyle kendimce şımarıyorum. İki dakika ortak ol sen de. Tabii, aynen. Tabii ki. Yakışıklı abicim, güzeller güzel ablama bir gül alır mısın? Gerçi bunlar onun yanında sinik ama olsun. Yani abicim ben senin güzeller güzeli ablana bir çiçek alırım aslında ama sen... Bir dakika, bir dakika. Al bakalım sen şunu. Onu da alayım. Teşekkür ederiz, iyi günler. Bence bugün birbirine hediye alacaksa eğer, o ben olmalıyım diye düşünüyorum. Diyorsun. Diyorum. Ayrıca beni bu dehşet kötü durumdan kurtardığın için de tekrar teşekkür ederim. Yeni dostum. O zaman ben de senin bu güzel teşekkürünü kabul ediyorum yeni dostum. Yarın öbür gün yine böyle bir zora düşersen falan beni ortaya atabilirsin. Sıkıntı yok ya. Yani. Allah korusun. Hadi ne yapıyoruz biz burada? Sahile geldik. Bir yürüyelim artık değil mi? Hadi. Olur. Teşekkürler oğlum ya. Rahatsınız değil mi? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Teşekkürler. Ya bu Şevval'in öfkesi dinecek gibi durmuyor. Yani bence de öyle de. Şimdi bakalım Ahmet'le evleneceğimizi duyunca ne yapacak esas? Gerçekten mi? Gerçekten. Vay anasını, yıllar sonra yeniden ha? Evet, Ahmet gün almış, haftaya evleniyoruz. De. Bunu Şevval tarafından düşünce de korkutucu bir yandan. Ben daha fazla bana bir şey yapacağını düşünmüyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Yani onu polise şikayet etmedim. Sakinleşince anlayacak yani benim bir derdim olmadığını, ona karşı kötü bir niyetimin olmadığını sonunda idrak edecek. Yani daha fazla bir şeye kalkışacağını sanmıyorum. İnşallah. İnşallah. Neyse şimdi boş ver canım Şevval'i, biz güzel şeylerden bahsedelim, güzel şeyler olsun. Söyle bakalım,
Annenle babanın düğününü görecek olmak nasıl bir duygu? Yani ne bileyim. Garip ama bir yandan da çok tatlı. Tatlı değil mi? Bu yaşımda bunu da görmedim demem işte. Bu fiyatlar gerçek mi madarım? Vallahi ne bileyim yani olacağım 500 bin diyor. Ben anlamıyorum bu apur supur çizgilere. Kim 500 bin veriyor? Hangi kafasız veriyor bu? Ha, ne anlatıyor mesela bu resim? Bana geçen karanlığın içindeki küçücük bir çocuk gibi düşün. Tamam mı? Ama o küçücük çocuk çok büyümüş zaman içerisinde. Ve öyle. Nerede gördün onu sen? Ha bak ben ne görüyorum biliyor musun? Bizim Yozgat'ta tarlaya akşamüstü böyle çöktüğü zaman böyle karanlık oluyor işte. Kız, Berk ne yaptı şey, bulmuş mu? Şöyle, Ayla Hanım'ın sanat galeri sahibi bir arkadaşı varmış. Berk onunla konuşacak, yarın da tabloyu götüreceğiz. Süper. Para olayı nasıl oluyor şimdi? O da şöyle oluyormuş ki, tabloyu veriyorsun, hemen online hesabına gönderecekmiş telefondan. Kaç para verecek acaba? Çok merak ediyorum. Ay hiç bilmiyorum ama heyecan yapmayın tamam mı? Sakin olun, hiç heyecan yok. Şimdi ben, pazarlık bende. Önce en tepeden açacağım, sonra bir anda indireceğim tamam mı? Kafası karışacak. Zeki abiden benim ya. Nasıl olacak bu iş? Bilmiyorum. Olur olur olacak. Ben sana güveniyorum. Oğlum bu ne ya? Cımbası gibi kalmışsın. Yemek ye biraz hadi. Ya madem yok 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 demeyin. Kur... Kızım hadi. Yok yok ben de alayım. Ya da ver ben de da tamam. Hadi küçük ucundan bir tane atayım. Hop. Bak oğlum bir daha böyle bir şey yapmanı istemiyorum tamam mı Serp? Ayrıca benim silahımı alıp poligona gitmek ne demek ya? Yani aklım almıyor. Haklısın baba. Özür dilerim. Bir an öyle gaza geldim işte. Tamam bir daha olmasın lütfen tamam mı? Böyle bir şey anlayış gösteremem. Tamam. Merak etme. Hello gençler. Hoş geldin kızım. Hoş buldum babacığım. Nereden böyle? Tolga ile görüştük. Öyle kahve falan içtik. Tolga ile mi? Ciddi misin ya? Evet, konuşuruz sonra. Siz ne yaptınız bakayım? Biz de abinle bir konuyu konuştuk ama hallettik. Çocuklar, benim sizle konuşmam gereken önemli bir mevzu var. Ben bir karar aldım ve buna saygı duymanızı rica edeceğim. Nikah için gün aldım. Suzan'la evleniyoruz. İyi de baba ne gerek var? Yani bu alelacele karar. Annemden daha yeni boşandın sonuçta. Belki boşluktasın, belki sağlıklı kararlar veremiyorsun. Bence çok yerinde bir karar olmuş baba. Bir an önce evlenin. Bunu senden duymak beni çok şaşırttı Sarp. Ama yine de teşekkür ederim. Yok zaten o bence iyi değil, ondan öyle cevaplar veriyor. Kafasına bir şey düştü herhalde onun. Bu yurt dışından cevap vermem lazım. Sonra konuşuruz tamam mı? Ama beni anladığınız için çok teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun sen? Babamın o kadınla evlenmese nasıl izin verirsin? Sana diyorum. Cevap versene bana. Yasmin, annemin babamın ciddiyetini anlaması gerek. Anlayıp bu işten vazgeçmesi, kendine bir çeki düzen vermesi gerek. Niye? Annem kendine çeki düzen vermesi için ne yaptı ki Allah aşkına? Annem bugün babamın silahıyla Suzan Hanım'ı öldürmeye kalktı. Ne? Ya, duyduğun gibi. Annem bugün babamı silahıyla Suzan Hanım'ı öldürmeye çalıştı. Ama neyse ki Suzan Hanım ne polise ne babama hiçbir şey söylemedi. Belki o kadın sandığımız kadar kötü biri değildir. Anladın mı? Ben bu evliliği onaylıyorum. Belki herkes için en iyisi bu olacak.
Vallahi bu kadının televizyon programı şahane olacak Orhan'ım. Duyan gelecek, duyan gelecek. Millet kuyruğa dizilecek dükkanın önünde. Senin poğaçalar da yok satacak. E ne olacak o zaman? Patron da söz verdiği gibi sana zam yapacak. Ya tamam Şengül, tamam. Kuyruklar olsun, patron bana zam yapsın. İyi diyorsun, güzel diyorsun. Ama ben bilmediğim şeyin cevabını nasıl vereceğim ya? Onu söylesene bir. Ben sana vereceğim. Biz öyle anlaştık ya seninle. Ya kızım, bak televizyon programı bu. Öyle bir şey değil ki. O programa çıkan insanlara sorular soruyorlar. Ben bilmediğim şeyin cevabını nasıl vereceğim? Onu söyle diyorum ya. Bir masanın altına gireyim, sağa fısıldayayım cevapları. Anne ya, Allah aşkına çözüm mü bu? Yani ben de burada çözüm üretmeye çalışıyorum ha. Siz de ne kadar problem odaklısınız. Ben çözüm odaklı bir kadınım. Formüller bulmaya çalışıyorum. Ya bırak Allah'ını seversen Şengül ya. Üç kuruş para kazanacağız diye rezil kepaze olacağım ya. Çok gerginsiniz öncelikle. Ayrıca ben de çözüm odaklı bir insan olduğum için çözüm buldum bile size. Allah Allah. Neymiş o? Kablosuz kulaklık takacaksın. Kızım ben senin ne dediğini anlamıyorum ki ya. Benim anlayacağım şekilde söylesene bir. Tamam. Şimdi sana kablosuz kulaklığı takacağız. Annemle de hatta olursun, telefonda olursun. Sen de yakınlarda bir yerde durursun ki soruları duyarsın. Cevapları söylersin sonra. O cevaplar da kulağına gelecek işte. Ben bir dahi doğurmuşum. Gerçekten. Bu kız çok akıllı. Olcan'dan çok farklı bu kız. Kesinlikle çalışır bu plan. Biz bu planı uygulamalıyız. Evet, bence de. Olur mu öyle ya? Bence çok akıllıca. Biz bunu yapalım Orhan. Aferin kızım sana. Aynı anana çekmişsin. Aynı. Olcan'a da söylersin bir ara bunu. Çaktırmadan söylerim. Ya ben inanamıyorum duyduklarıma. Gerçekten bak inanamıyorum. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Yasmin bilip bilmeden konuşma kızım. Ya neyi bilmem gerekiyor böyle bir durumda benim? Neyi bilmem gerekiyor? Bir insanı öldürmeyi düşünme... öldürmeyi düşünmenin mantıklı ve haklı bir sebebi olabilir mi? Sen gerçekten böyle saçma sapan mı düşünüyorsun? O kadın benim ailemi çaldı. Bu yüzden de yaşamayı hak etmiyor. Anne, saçmalama. Sen böyle konuşamazsın. Konuşurum oğlum. Konuşurum. Çünkü çaldığı benim hayatım, sizin değil. Anne. Bak sen sağlıklı düşünemiyorsun. Sağlıklı değilsin şu an. Gel seni şu eski psikoloğunla konuşalım. Tekrardan ona başlayalım ha, olmaz mı? Çok mantıklı bir düşünce anne. Bak gerçekten bence birkaç seans sana çok iyi gelecek. Dinle bizi lütfen ya. Ya bak kendine geleceksin ama birazcık havan değişecek. Ne münasebet ya? Ben gayet kendimdeyim zaten. Aklım da fikrim de yerinde yani. Tabii. Biz oradan eminiz zaten canım. Tamam o zaman saçmalamayı bırakın. Benim şu anda içinde bulunduğum bu iğrenç durumdan kurtulmamın tek yolu bu Suzan denilen kadının geberip gitmesi. Bu, bu yani. Anne şöyle şeyler söyleme bak yemin ediyorum korkutuyorsun. Anne bak gel canım. Sen bu boşanma süreci falan çok yıprandın anlıyorum. Anlıyorum ben seni anlıyorum. Gel biz seni bir tatile gönderelim ha. Git bir hafta falan kafanı dinle tek başına ol. Olmaz mı? Siz beni hiç anlamıyorsunuz ya. Vallahi. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Anne bir oturur musun konuşalım. Konuşacak bir şey yok Sarp. Tamam. Merak etmeyin. Öldürmeyeceğim o kadını. Bu kadar dert ettiğinize göre belli ki siz de çok sevmişsiniz onu. Ya anneciğim. Ne alakası var ya? Yok öyle bir şey. Mambik'te hesabı ödeyelim beraber gidelim. Ben seni bırakırım otel. Otele mi? Yok ben yürümek istiyorum. Biraz yürüyeceğim. Sağ ol oğlum. Emin misin? Emin. Sevgilim. Konuşmak istemediğimi söylemiştim Doruk. Aşkım bir dakika dinle ama beni ne olur bir dakika ya. Doruk mesajda konuşmak istemediğimi yazdım. Niye laftan anlamıyorsun?
Ya anlıyorum anlamasını ama. Sensiz kalamıyorum sevgilim, ne yapayım? Doruk, ya bu çiçeklere kanacağımı mı inanıyorsun gerçekten? Bak bu çiçekler seni kandırmak için değil. Bu çiçekler ne kadar pişman olduğumu, nasıl eşeklik ettiğimi, hatta ne kadar büyük bir öküz olduğumu sana tekrar tekrar anlatmak için. Ya ben bu saydığın hayvanlara biraz haksızlık ettiğini düşünüyorum. Oo. Anlıyorum. Haklısın. O halde senin aracılığınla tüm eşeklerden ve öküzlerden özür dilerim. Gülümsedin mi sanki bir çıtır? Gülümsemedim, ben kızgınım sana. Hiç mi gülümsemedin? Hiç gülümsemedim. Varsa bir itirazım, parlayacak bu yaz. Gökteki aşk yıldızım benimle sona sür. Sonuna kadar sür. Çok büyük olay bu, geri durmak kolay mı? İlk adımı atsam, sürse sonsuza kadar. Bu yazı unutmam, mümkün değil yıldızlar yanımda hepsi parlak. Şansım bu gece uyumaz. Baktım da etrafa, sen gibi yok burada. Peki hiç mi affetmeyeceksin Doruk Atakoğlu'nu? Yani diyelim ki affettim Doruk seni. Sen şimdi suçsuz günahsız herkese yumruk atıp bizi işimizden ettirmeye devam mı edeceksin? Selam Doruk. Selam Asiye. Selam. Nasıl yani? Yani şöyle ki, ben bugün derdimi Emrah kardeşime anlattım. O da sağ olsun beni anladı. Sonra o yaptığım çocukça hareket için ondan özür diledim ve o da beni affetti. Değil mi? Evet, aynen öyle. Saçma bir tribe girdiğini anladın, özür de diledin. Ben de büyütmedim. Sağ olsun, teşekkür ederim. O zaman herkes barışına ve birbirini affettiğine göre o gece yarım kalan müzik ziyafetini tamamlayalım. Hatta yeni dostumuz şerefine de biz size kahve ısmarlayalım. Ne dersiniz? Bence çok iyi bir fikir bu sevgilim. Ben montumu giyineyim. Montunu giyinsin. Kırmızı bir ceketi var benimkinin. Çok yakışıyor ona. Onu üşümesin. Ömer, bir şey mi unuttun burada? Aa yok, yengem çok güzel kek yapmış da size de bir iki dilim getireyim dedim. Aa, ne tatlısın ya. Gel, gir içeri. Geç, geç. Ben de bir çay demleyeyim, birlikte oturur içeriz. Yok yok, hiç zahmet etmeyin. Ben 5 dakikaya kalkacağım zaten. Ben iyi misiniz, güvende misiniz diye bakmaya geldim. Yani sağ ol oğlum, iyiyim de güvende misiniz ne demek anlamadım. Ya bu Şevval olayı benim kafama çok takıldı da. Yani şimdi evinize gelir melir diye. O yüzden öyle güvende misiniz diye sordum. Yavrucuğum, ben sana anlattım ya. Artık bir şey yapmaz, etmez. Tamam. Yani bitti. Rahat ol. Aa. Kim ya böyle evin önünde kornaya basıyor bu kadar? Durun ben bir bakayım ne olur ne olmasın. Ahmet Bey gelmiş. Aa. Gel. Gel bakalım gel. Yani bütün mahalle duydu, sen duymadın Suzan ya. Suzan!
Ben senden mi buradaydın? Buradayım. Hoş geldin Zahmet Bey. Hoş bulduk. Ahmet! Nasıl buldun düğün arabamızı? Ah, Ahmet ne yaptın sen? Ay, ya, söyleyecek kelime bulamıyorum. Ahmet müthiş bir şey oldu bu. Ya sen unutmamışsın. Suzan nasıl unuturum Allah aşkına ya? Senin gençlik hayalini ben nasıl unuturum? Unutur muyum hiç öyle şey? Gençlik hayali mi? Ya ben bu minibüsü bir filmde görmüştüm. Böyle düğün arabası gibi süslemişlerdi. O zamandan beri bayılıyordum buna ve Ahmet'e anlatmıştım. Ahmet nasıl unutmadın ya? Vallahi 10 numara jest, tebrik ederim. Kadınlar beni boşuna sevmiyorlar oğlum. Umarım sen de babana çekersin. Ben bu konularda daha iyi değilim ama öğreniyorum yavaştan, öğreniyorum. Güzel. Suzan bir şey söyleyeceğim sana. Böyle ailecek yemek mi yesek acaba çocuklar falan hep beraber birlikte? Hı? Ne dersin? Vallahi Yasmin'le Sarp ne der bilmem ki. Ya Sarp'la iyiyiz, bir sıkıntı olmaz yani. Bence de onların gayet iyi araları ya. Nasıl oldu bilmiyorum ama gerçekten sizi tebrik ediyorum. Bravo yani. Ne dersin, yapalım mı böyle bir şey? Ya Ahmet sen bana böyle bir şey yaptın ya. Yani ne dersen tamam artık. Ne dersen tamam. Harika. Hadi gel. Evet, yeni bir okul gününe hepiniz hoş geldiniz. Eren familyesi ve sevgili tablo. O sevgili tablo dediğin şey şu an hepimizden daha değerli. O yüzden boş boş konuşup nazar değdirme. Kızım bir dinler misin beni? Bugün benim yerime bu tablo sırama oturabilir mesela, tamam mı? O kadar değerli bu. Aybüke sen konuştun mu Berk'le? Gidiyor muyuz galericiye? Gidiyoruz, gidiyoruz. Yani galerici adam biraz rahatsızmış, evine gideceğiz ama okul çıkışında gidiyoruz. Yalama lan tabloyu. Günaydın. Kim geldi? Günaydın. Ömer, biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Biz sınıfa geçelim o zaman. Biz ve tablomuz. Hayır. Biz ve çok değerli tablomuz. Tamam? Tamam, hadi. Aynen. Dikkat. Ömer, gelirsin. Azıcık sağ, sol, sol, sağ. Ya ben bilmiyordum olanları. Yeni öğrendim. Annem adına annenden de senden de çok özür dilerim. Senlik bir şey yok. O yüzden özür dilemeni gerektirecek bir durum yok ortada. Yani yine de kadın çok korkmuştur. Yani korkuyor mu bilmiyorum. Ya kafam takılır diye çok belli etmiyor bana. Yarası nasıl? Ha iyi. Pansumanı falan yapıldı. Ağrısız yok, iyi. Ya bu arada bana inanmayacağını biliyorum ama yine de. Annem aslında o kadar kötü biri değildir. Gerçekten değildir. Yemin ediyorum değil. Ama işte böyle o çok öfkelenince ne yaptığını şaşırır. Böyle gözü dönüyor, kendini kontrol edemiyor işte. Boş ver, kaç yaşında kadın bir şekilde toparlayacaktır. Sen düşünme bunları. İnşallah. İnşallah. Akşam bize geliyor musunuz yemeğe? Hı. İlk defa kavgasız gürültüsüz bir yemek yiyeceğiz sizinle. Heyecanlıyım. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Hazır ikiniz de buradayken şu hoşlanma olayı. Bir bilgilendirin bakayım beni, ne oluyor? Dün Tolga ile buluştuk. Hızlısınız. Yok, sorma. Ne oldu sonra? abi kontenjanla mı soruyorsun buna yoksa? Yok, meramda. Valla kardeşim ben sana şöyle söyleyeyim. Yani iki birbirini uzaktan görüp beğenmiş insanın ilk sok kahvesiymiş gibi hayal ettim. Sohbet ettik, ya oturduk, dertleştik, biraz birbirimizi tanıdık. O kadar, değil mi? Öyle. Aynen. Pişt. Sevgiymişsiz lan siz. Ya işte buluştuk, konuştuk ve birbirimize göre olmadığımızı anladık. Vazgeçtik. Değil mi? Değil. Aynen öyle oldu. Bu kadar çabuk bitti yani. Dünyanın en hızlı flörtü diyorsun.
Okey. He. Arada oluyor öyle kanka. Biliyorsun sen de. O yüzden biz artık derse gidelim. Sonra konuşuruz. Arada oluyor öyle. Lan benim hiç olmadı ki. Bak abicim, bunlar hep Z kuşağının ürünü. Haklısın dede, gel. Oğulcan nasihat... Haklısın dedim, haklısın. Haklısın, çok haklısın. Ahmet de Suzan evleniyorlar. Ana! Evleniyorlar mıymış ya sonunda? Evleniyorlar, doğru da yapıyorlar. Aklın yolu bir. Hayatını geçireceğine eminsen basarsın nikahı, alırsın. Ya ne boş, yapma. Allah aşkına bari sen yapma ya. Neyi basarsın nikah, alırsın falan. Bütün mesele burada kağıt parçasında değil. Bütün mesele yürekte. Ay, mühim olan burasıymış. Ne var, ne var burada? Burada ne oluyor? Burada ne oluyor sanki? Sen evde yaşıyorsun hayatını, dışarıda konu komşunun, eşin dostunun önünde yaşıyorsun. Burasıymış. Onların önünde güzel mutluluğunu yaşamanın nesi saçmaymış? Adam gibi böyle güzel bir düğünle, nikahla taçlandırırsın ilişkini. Ya onları söylüyorum, iyi yapıyorlar diye. Ebuş. Sen böyle söyleyince benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Bahar ayları, yaz ayları, düğün mevsimi ya, değil mi? İşte keşke böyle bir kır düğünü, mekanı filan ya da bir düğün salonu işine gireydik ya. Çok güzel para var işte biliyor musun? Onu düşünemedik ya. Ne diyorsun sen Akif? Ya ne diyorum işte, gireydik bu organizasyonun işine. Vallahi bak şıkır şıkır para kazanırdık ya. Herkes evleniyor. Herkes evleniyor. Nasıl para kazanırdık biliyor musun? Kaçırdık. İyi halt ettin. Çok iyi halt ettin Akif. Duydum ben. Gidiyorum. Arkadaş ya. Ben anlayamıyorum. Anlayamıyorum ben senin bu ne boşun neye kızıyor acaba? Neye kızıyor ya? Hayır ya, para kaybettik. Ben de bozuluyorum ama ben bu kadar sinirlenmiyorum. O da mı acaba paraya kızdı acaba? Kuf kuf ne ya? Ne gülüyor? Bizim ver şu telefonu. Ne istiyorsun? Ne oldu, Yasmin'le mi konuşuyordun yoksa? Ama hiç zahmet etme, kendisi bahçede doya doya konuşursunuz. Kızım, bak beni uğraştırma. Ver şu telefonu. Yasmin'le konuşmuyorsun çünkü sevgili falan değilsiniz. Yasmin'le konuşmuyorsun çünkü senden hoşlanmıyor. Ne çattık ya? Bana bak, bak bak. O aşk mektubunu Yasmin'in doğru yazdığını bilmemize rağmen sen niye atladın? Hayır, ikimiz de duyduk değil mi? Yasmin'in ne kadar delicesine Doruk'tan hoşlandığını. Tamam, ikimiz de diyelim ki duyduk nasıl hoşlandığını Doruk'tan da. Bu seni ne ilgilendiriyor? Senin kazancın ne? Sen ne istiyorsun ya insanlardan? Merak ediyorum. Niye böyle bir şey yaptın? Tamam. Söyleyeceğim çünkü ben söylemediğim sürece sen böyle başımın etini yemeye devam edeceksin. O yüzden söyleyeceğim. Şöyle. Yola gel. Aynen. Eğer o kızın o mektubu Dora yazdı ortaya çıksaydı o kadar insanın içinde rezil olacaktı. Ben de kız o kadar insanın içinde rezil olmasın, üzülmesin istedim. Tamam? Bu. Anladın mı? Yeterince boyun uzadı mı mesela, başın göğe erdi mi? Kahramanımıza bak sen ya. Kahramanımıza bak. Bir şey diyeyim mi? O kadar duygulandım ki. Yani gözlerim yaşardı, hatta bıraksan şurada oturup ağlayacağım ben şimdi. Tamam, ne güzel. O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Sen otur şuracıkta insanların içinde ağlamaya devam et. Çünkü seninle uğraşmak çok zor. Ben gidiyorum. Derste görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay vallahi bu da manyak ya. Hayır, okulda bir tane düzgün adam olmaz mı? Herkes ayrı defolu. Herkes. Çok güzel gerçekten. Ay. Gençler,
Şimdi biz bunu paraya çevirdikten sonra diyorum ki bir kebapçıya gidelim, böyle bir donatalım, açıkata söyleyelim. Dur, biz önce bir paraya çevirelim, onu sonra niyetleniriz. Artık lahmacuncu mudur, dürümcü müdür, pizzacı mıdır? Aynen kuzum, bir sakin ol, dur bir. Güzel olacak her şey. Hadi bakalım ya. Ha bu arada biz galericiden sonra Ahmet Bey'e yemeğe gidiyoruz ha. Sebep? Aile bağlarını güçlendirmek falan filan işte. Hmm. Çok bağlanamadım o aile bağları. İnşallah bizi unutmazsın. Lan ben seni unutabilir miyim lan? Ha? Sen ne içmişsin? İstemedim. Ha. İyi ben atayım o zaman şimdi. Güzel tablo bu arada ha. Dur. Deli misin oğlum? Çekilsene ya. Oğlum çekil önümden. Allah seni kahretmesin Elif. Nasıl? Ne yaptın sen ya? Ya sen ne yaptığını farkında mısın Elif? Ya ben ne yaptım ya? Sen çıktın önüme, deli misin, nesin ya? Ya bırak Allah aşkına. Oğulcan, halbuki Oğulcan bayılmış. Güzel. Güzel. Oğulcan. Güzel. Ben de kal oğlum. Delikanlı adamsın, ben de kal. Ben de kal. Oğulcan. Kayınço, kayınço uyan. Oğulcan. Kanka. Şengül, elim ayağım titriyor ya. Yaparsın sen, sevgilim sana. Geliyorlar. Elçin Hanımcığım, tanıştırayım. Bu benim karım, öğretmenim, ustam, her şeyim. Şengül Eren, bu da Elçin Hanım. Memnun oldum Şengül Hanım. Eli bu kadar lezzetli bir kocaya sahip olup böyle zayıf kalmayı iyi başarmışsınız vallahi. Tebrik ederim. Aslında daha önceyim ama elbise biraz şey gösteriyor tabii. Çok mersi Elçin Hanımcığım, çok memnun oldum. Orhan Bey, eğer hazırsanız programı başlatayım diyorum. Tamam, tamam. Evet. Sizi şöyle tezgahın arkasına alayım. Hikmet Bey, Şengül Hanım, siz de şöyle arkaya alabilirsem sevinirim. Ben bir Orhan Bey'in şu yüzüne gözüne bir bakayım. Tabii. Çabuk. Oturdu mu? Ne yapacağız, beceremeyeceğiz. Siz bakarsınız devamına. Orhan Bey, siz şöyle alayım. Geldim efendim. Buyurun şöyle. Orhan, ben duyuyor mu? Duyuyor beni. Evet. Efendim Orhan Bey? Hı? Ha, yok, Elçin Hanım, size demedim bir şey. Anladım. Önce ellerimizi yıkıyoruz, sonra unluyoruz. Ne? Ne yapıyorsun? Programı başlatayım diyorum ben. Ya ne diyorsun anlamıyorum ya. Yıkıyoruz, yıkıyoruz, unluyoruz. Hani tarif verecektiniz ya. Tabii, tabii, hı-hı, tabii. Acık yüksek konuş, hiçbir şey anlamıyorum. Yüksek. Ne yüksek Orhan Bey? Of ya, of. Ben sana her şeyi anlatacağım. Tamam, hadi inşallah. Ben dün bayağı bir kitap karıştırdım. Burada Türk müziği ile ilgili bir sürü bilgi var. Bir saat ödevi hallederiz, Burak Hoca'ya veririz, paket. Allah razı olsun. Sevgilim, bunlar da sana özel hazırladığım notlar. Ya sevgilim, çok teşekkür ederim. Sen şahanesin, biliyorsun değil mi? Vallahi Ömer, harbiden eyvallah birader. Bana da iyilik yapmış oldun. İyi oldu, bizi çok büyük bir dertten kurtardın. Yalnız ödevde yorum bölümü var. Orası ellerinizden öper. Onu da yaparız ya. Bu olmadı şimdi. Abartma oğlum sen de o kadarını da yap ama Allah Allah. Nasıl bir adamsın sen ya? Ha bu arada Ömer, istersen eşleri değiştirebiliriz ya. Sen sevgilin ol. Burak Hoca'ya bir şekilde açıklarız yani ne olacak? Sen ciddi misin şu anda? Yani ciddi ciddi mi soruyorsun? Evet. Hayır yani size uyarsa bana da uyar. Vallahi bana uyar. Sevgilimi daha çok görmüş olur. Bana da uyar. Yer değiştirelim o zaman. Gel. Ben! Bana uymuyor. Bana ne? Ben istemiyorum böyle bir şey. Ben bu psikopatla aynı yerde olmak istemiyorum. Ya git. Yalnız burada seni düzeltmem lazım. Artık psikopat değil. Yani en azından üstünde çalışıyoruz. Ya vallahi sen de övdün mü sövdün mü böyle değil kardeşim. Ama o doğru. Ne doğru? O doğru. Ne doğru? Psikopat olmadığım doğru. Ya siz ne yapıyorsunuz ben anlamadım yani ne ara böyle düzeldiniz ya düzelin çok iyi süper ama ne ara oldu bu? Yani o kırılma noktasını ben de tam bilmiyorum da
Vallahi ben de bilmiyorum tam. Ama bir anda olmadı yani. Bizi bir temiz dövdüler. Orada... Doğru dedin oğlum, doğru. Ya bir şey diyeceğim, tuvalete gidelim mi? Orada ben sizi güzel bir döveyim, eski halinize geri gelin ya. Ne olur hadi. Bu arkadaş kıskanıyor. Hem de ne biçim efendim. Hadi işinize verin kendinizi, hadi. Şimdi bunları ne yapacağız? Ezberleyeceksin. Ben ezberlemek istemiyorum. Onu da keşke yapabilsem yerine ama olmuyor. Buyurun. Şimdi biraz daha su koyuyoruz. Yavaş Orhan, yavaş. Yavaş tabii, yavaş. Yani yavaş. Şimdi sevgili seyircilerimize nasıl olmaması gerektiğini ben göstermek istedim. Mıncıklama, mıncıklama. Yoğur, yoğur. Şimdi yoğuruyoruz güzelce. Biraz sulu oldu sanki. Evet, evet. Yoksa tarifin özelliği falan mı bu Orhan Bey? Yani onun gibi tabii öyle de denebilir yani tabii doğru. Bıcık bıcık oldu, undük. Hanımefendi telefonu kapatır mısınız? Burada konuşmuyoruz lütfen. Hanımefendi lütfen kapatır mısınız telefonu? Devam edelim Orhan Bey. Devam mı? Evet. Poğaça yapacağız yani. Orhan Bey iyi misiniz? Yok değil, ben iyi değilim. Bakın anlıyorum ama şu an kayıttayız. İsterseniz siz verin bana ben yapayım olur mu öyle? Şengül duyuyor mu beni Şengül? Orhan Bey. Şengül Orhan duyuyor Bey, mu? Orhan Bey ne yapıyorsunuz? Yok ben yapamam, poğaça falan yapamam. Orhan Bey. Nasıl ya? O ne demek? Ya ben bilmiyorum ya. Hamur açmayı da bilmiyorum. Hamur yoğurmayı da bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani. Ben kandırdım sizi. Başkası yaptı poğaçayı. Oh be. Başkası mı yaptı? Vay adi adam kandırdın demek beni. Sen kimin kocasıyla nasıl konuşuyorsun? Parçalarım seni. Bas git. Çekil önümden. Poğaça istedin adam yaptı. Bir de o kadar para kazandın. Hala adama söyleniyorsun terbiyesiz herif. Orhan'ım sen de şunun ölçüsünü bir öğren artık ya. Göz kararı diyorum, göz kararı. Tamam da göz kararı ne Şengül? Göz kararı diyorsun, azıcık diyorsun. Ben anlamıyorum ki senin ne kadar ne istediğini. Ya bir bardak mı, iki bardak mı, üç bardak mı? Ne kadar koyacağım ben bunu onu? Orhan bak bu göz. Aha bu da gözün kararı. Göz kararı koyuyorsun. Kadınlar bilirler bu işi, göz kararı yapılır bu iş. Canımın içi. Aşk olsun. Şimdi söyle bakayım başka hangi malzemeleri kullanıyorsun? Ne bileyim ya yumurta, bir de şey, un. Aferin bak. İsteyince oluyor demek ki. Değil mi Kıvırcık? Yapma şunu. Televizyon programındayız ya. Yapma şunu yeriz. Sevgili seyircilerim, sevgili kankalarım. Gördüğünüz gibi bundan sonra mutfaklar boş değil. Kocanız da sizinle beraber. Çünkü eşitlik çok önemli. Karı ve koca ikisi de mutfakta. Topucana hepimiz mutfaktayız. Kocanı da kap gel. Değil mi Kıvırcık? Evet Kıvırcık. Hadi bakalım. Şimdi biraz da zeytinyağı ver. Göz kararı zeytinyağımızda. Göz kararı döküyoruz. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Sen yapmışsın etmişsin ama burayı da pisletmişsin be Orhan'ım. Bir yandan yaparken bir yandan temizlemen lazım değil mi? Öyle öğrettiydim ben sana. Değil mi kankalarım? Oluyor galiba. Evet sevgili kankalarım. Kıvırcık öğrendi bu işi. Yalnız Cüneyt Beyciğim eviniz çok güzel. Nasıl? İyi bakabildiniz mi? Orijinal değil mi? Vallahi ben de aynısını söylemek isterdim gençler ancak maalesef bu tablo replika. Replika derken? Yani o kadar değerli demek oluyor. Hayır orijinal değil demek oluyor. Nasıl yani orijinal değil derken? Ressam yaparken mi sahteleşmiş? Fırçası mı sahte? Nedir yani? Vallahi ressamın orijinal eserini taklit etmişler. Üstelik kötü taklit etmişler. Yani 100 ya da bilemedin 200'e satarsınız ancak. Halbuki tut. Dur. Tut bana bir şeyler onu. Yani peki siz nereden anlıyorsunuz ki bunu? Nasıl emin oluyorsunuz? Merak ettiğimden soruyorum. Her sanatçının yaptığı eser üzerinde veya arkasında imzası bulunur. Gördüğünüz üzere önünde ve arkasında imza yok.
Burada karalama yapılmış. O yüzden üzgünüm gençler. Nasıl karalama ya? Benim imzam da böyle. Vallahi biz de çok üzüldük şimdi Cüneyt abicim. Ama yapacak da bir şey yok anlaşılan. Kusura bakma bu arada, hasta hasta zahmet verdik sana da. Rica ederim. Hadi kalkalım biz de arkadaşlar. Şu cücü, bir daha mı bakacaksın ya? Şu gözlükleri tam bir tak. Ha? Belki gizli bir imzası vardır. Şuraya bir bak. Aralarda bir yerde görüyorum. Bir bak, yakından bak, yakın. Oğulcan, hadi yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Kızım böyle sağlık mı olur? Böyle sağlık mı olur ya? Ben kıvamla kafayı yiyeceğim. Adama 1000 TL verdim ben. Tekrardan çok sağ ol Cüneyt abicim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Cücü! Görüşürüz. Cücü, kurbanın olayım bir daha bak. Kurbanın olayım bir daha bak lan. Oğlum bırakın da bir daha bir konuşayım ben ya. 100-200 de ya. 100-200 de ya. Gözü bozuk, ben size söyleyeyim. Of, çıldıracağım ya. Tansiyonum çıktı bak yine. Madırım var ya, beni böyle terlikle kovalayacak. Mahalle mahalle gezdirip dövecek. Ya kuzen abartma. Tamam, yapacak bir şey yok. Asıl bizde bu şans varken tablo gerçek çıksaydı şaşırmamız gerekiyordu. Öyle söyleyeyim sana. Gerçekten sanki bütün işlerimiz rast gidiyor da burada gitsin yani. Ömer tansiyonum. Süt Bey. Dur bir oturayım, bir sakin ol. Ay. Oğlum geçen bir rüya gördüm. Böyle bir rezidanstayız, tamam mı? Kahvaltı masası, jilet böyle, portakal suları falan. Çok güzel. Derken ben hafif bir kafayı bir kaldırdım. Eren ailesi yok. Kim var? Başka bir aile. Sağ elime baktım, elimde fırça. Ne yapıyoruz? Boya batan ailecek. Ya oğlum bizim yüzümüz ne zaman gülecek? Bu arada sana da çok teşekkürler ya. O kadar aradığın, uğraştın, ayarladın Cüneyt Bey'i. Sağ ol. Rica ederim be sevgilim. Bir şey yapmadım ki ben. Efendim Sarp. Ömer selam. Ya ne yaptınız? Tabloyu satabildiniz mi? Merak ettim, onun için aradım. Yok satamadık. Tablo replikamıymış. Neymiş? Hadi ya. Üzüldüm bak. Hiç sorma. Single mingle yine hayal yani. Can sıkıcı olay gerçekten. Neyse akşam geliyorsunuz değil mi? Geleceğiz geleceğiz. Şu moralleri bir düzeltelim de geleceğiz. Tamam tamam. Gelin hadi, bekliyorum. Görüşürüz. Ne yapalım? Canımız sağ olsun. O 1000 liranın bizden çıkacağı varmış. Cana geleceğine mala gelsin. Boşver olacak. Vallahi rahatladım anne. Sonunda sen de pozitif bir şey söyledin ya. Öğlenden beri dolanıp duruyor çünkü kendisi. Bittim ben, annem beni mahvedecek diye. Sen peki kızmadın mı? Kızmadım kızım. Zaten bu aralar üzerimizde bir negatif enerji böyle bir dönüyor. Babam şimdi işten kovuldu. Televizyon programı da yalan oldu kesin. Değil mi? Öyle oldu yani. Yalan oldu öyle. Vallahi dünyayı durdursunlar, biz müsait bir yerde inelim. Siz de hemen karalar bağlamayın canım. Bir bakın şöyle. Mutluyuz, huzurluyuz, sağlıklıyız, bir aradayız. Değil mi? Oh, güzel diyor güzel anne. Doğru diyor kuzum, doğru diyor vallahi. Şimdi bunlar da mutlu olmamız için bence gayet yeterli sebepler değil mi? Öyle canımın için. Peki güzel annem, benim prensesim. Acaba Berk'le buluşmaya çıkabilir miyim şimdi böyle birkaç saat içinde? Sohbet etmek istiyoruz da. He, benim güzel annem, canım annem, oyaladığın bütün cümlelerle başlayan bu anlatımın sonunda bir felaket geleceğini tahmin etmeliydim. Ne akşam akşam dışarı çıkmasıymış ya? Bu saatte dışarı mı çıkılır, buluşulur? Bu saatte derken saat 9 bile değil. Abinle çıkarsın. Pardon? Pardon? Niye abim de geliyor benimle veliyim gibi sevgilimle buluşmama? Bu saatte tek başına çıkamazsın. Abin geliyor seninle, o kadar. Madırım çok özür dilerim ama bir bana bakar mısın? Benim fikrim neden alınmıyor acaba? Ben diyeceğimi dedim Olcan. Gideceksin kardeşinle. Nokta. Ya ben istemiyorum ama. İyi öf gelsin tamam. Kızım bak hiç bana öfleyip püfleyip bak hiç yapma. Görüyorum onu yani. Sanki ben çok meraklıyım size takılmaya. Tamam hadi çabucak hazırlan da Berk beklemesin hadi. Beklesin, damadımız değil mi? Olcan! Hadi tamam hadi. Tamam ya. Sen de haklısın. Bu aralar sana çok yüklendim ya. Öpeyim barışalım gel. Gel. Dön bu tarafına. Ay kurbanım kardeş. Ay başımı dibindesemişim, durmayın ya. Hadi nereye gideceksiniz gidin. Bozdunuz huzurumu.
abla, nerede bu ya? Ha Elif. Ya annemin geçen gün aldığı ceketi yıkadıktan sonra nereye koydun? Ben baktım da odamda bulamadım. Nereye böyle şıkır şıkır? Parti falan mı var? Allah Allah. Sana ne kızım? Nereye gidiyorsam gidiyorumdur. Sen benim ceketimin yerini söyle, sonra da hadi işine bak. Aa, oğlum aşk olsun. Niye öyle ters ters cevap veriyorsun kıza? Bir soru sordu, nereye gidiyorsun sen böyle? Sevgilimle buluşmaya gidiyorum anneciğim. Tamam mı? Oldu mu? Rahatladınız mı siz de Elif Hanım? Hadi benim ceketimin yerini söyleyin de ben de rahatlayayım. Üf, işte tek bir şartı söyler. Elif'i de yanında götüreceksin. Ne? Elif'i de yanımda götüreceğim. Hı. Sevgilimle baş başa buluşmaya. Sen de iyice abarttın benle. E o zaman söyleyemez canım benim. Yani sakın söyleme sen de. Ya Berk hadi ya, ne olur ben de geleyim. Hem ne olacak ki gelsem? Ya günlerdir sıkılıyorum evde. Yani ben de gencim, benim de eğlenmek hakkım birazcık. Olmaz mı? Hem belim koptu her gün oradan oraya, şuradan şuraya. Yok evin temizliğiydi, yok evin yemeğiydi. Hak etmiyor muyum ben, olmaz mı? Ya hadi ne olur ben de geleyim ya, çok sıkıldım ne olur. Tamam o zaman ben üzerime ceket alıyorum. Senin de ceketin şeyde, ütü odasına katlı, onu da getiriyorum. 5 dakikaya burada buluştuk. Bak 5 dakika. Anneciğim ne yapıyorsun sen ya? Bu deliği benim başıma niye bela ediyorsun sen? Oğlum öyle deme zavallı kız ya. Kaç gündür evde tıkılı kaldı. E o da bir genç kız. 40 yılda bir çıksın eğlensin sen. Al götür işte yanında, ne olacak ki? Ha, ne zararı var sana yani? Var anneciğim. Gerçekten bak bu kızın bana zararı var. Ben hissediyorum bunu bak vallahi. Hadi hadi olmaz hiçbir şey. Hadi size iyi eğlenceler. İyi canım oğlum benim. Teşekkür ederim ben. Rica ederim. Hadi Elif hadi, bekleyemem çok. Ceketimi de unutma. Ya Ömer, sen eminsin değil mi biz de çağırdıklarına bak? Allah Allah, eminim kızım. Asiye ile Emel de gelsin dedi, gerilir mi? Abi, ben böyle güzel oldum değil mi? Biraz eski ama. Ya eskiğini fark etmez, sen her halinle prensessin. Fıstığım benim. Of. Hadi. Ha Ömer. Beni bu menajer arıyor. Allah Allah, gece gece. Aç bakayım ne diyecek. Alo, Görkem Bey. İyi akşamlar Asiye'cim. Rahatsız etmiyorum değil mi bu saatte arıyorum? Yok, etmiyorsunuz, buyurun. Şimdi Asiye'cim, fazla uzatmadan konuya gireceğim. Sizin şu menajer çocuğa ulaşmaya çalıştım ama telefonunu açmadı, o yüzden seni arıyorum. Sizin stüdyo işi tamam. İstediğiniz zaman gelip provanızı... Hazır hissettiğiniz zaman da kaydınızı yapabilirsiniz. Yani Görkem Bey, ben anlamadım, nasıl bizim stüdyo işi tamam? Bizim bir ücret ödememiz gerekmiyor muydu bunun için? Evet öyleydi ama paranız ödendi. Kim ödedi? Ahmet Bey. Dur bakayım şuraya not almıştım soyadını. Ahmet Yılmaz. Ahmet Yılmaz. Tamam, anladım. Aradığınız için çok teşekkür ederim. O zaman ben diğer grup arkadaşlarımızı da arayayım. Yarın tekrardan haberleşiriz. Anlaştık. İyi akşamlar. İyi de Ahmet Bey nereden biliyor? Ne bileyim, Suzan Hanım falan mı söyledi? Ben bir şey söylemedim ki. Tamam ne yapayım peki, ben şu an IBK Tolga yapan hepsini arayayım mı? Ay yok yok arama, şimdi yemekteyken olacağım, bizi 100 kere arayacak, yemeği yemeyeceğiz. Boş ver, sonra söyleriz ya. Hadi. 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 Gel. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hadi buyurun. Ya aramak aklıma gelmedi de Suzan Hanım içeride mi? İçeride, içeride. Hadi geçin. Ahmet Bey içeride mi? Ahmet Bey yok. Bu akşam size ben eşlik edeceğim. Ya içeride arkadaşlar, niye herkesin yoklamasını kapıda alıyoruz? Yani Ahmet Bey olmasa çekip gideceksiniz, öyle mi? Tamam, geldik geldik. Hadi buyurun.
Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Buyurun, buyurun. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldin Asiye'cim. Minik prensesim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Suzan Hanım. Bizi de davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ne demek Asiye'cim, biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz çok büyük bir aileyiz. Bundan sonra da hep bir arada olacağız. Ya bu arada stüdyo işini halletmişsiniz galiba. Doğru mu? Doğru oğlum. Sağ olun. Da siz bunu nereden öğrendiniz? Kardeşin söyledi. Sarp. Ya Sarp hiç gerek yoktu ya. Ya Ömer şimdi başlama gerek yoktu falan. Şu replika tablo olayına canım çok sıkıldı yani. O kadar heveslen olacaksan falan. Bari ben halledeyim dedim. Hepimiz adına teşekkür edeyim o zaman sana. Ne demek ya, önemli değil. Hadi kapattık konu. Tamam hadi bakalım. Geçin sofraya. Yasmin de mutfakta şimdi gelir. Buyurun. Sen şöyle geç Ömer'cim. Tamam Asiye de oraya geçsin. Şu halime bak ya. Ahmet Bey lüks villasında keyfini sürsün. Ben de burada fare gibi sandviç kemireyim. Dur bakayım ne yapıyor ya bu evde? Keyfi yerindedir herhalde. Suzan. Ömer. Ya bunlar daha evlenmeden aynı evde, aynı masada. Çocuklarımı da zehirliyorlar. Nasıldı keyifleri yerinde? Allah seni kahretsin Ahmet. Allah seni kahretsin. Of. Ya Allah'ım ya. Ya dünya saçması ya, dünya saçması. Ben niye sevgilimle baş başa buluşamıyorum? Ya sıkıldım ya. 100.000 kere geldiğimizden beri aynı şey. Ne bak. Ve aynı şeyi söyleyip söyleyip duruyorsun ya. Vallahi sıkıldım. Ben de istemiyorum. Meraklısı da değilim. Tamam sakin. Ne bileyim sen öyle bağırınca ben de gaza geldim. Hah bak geldi. O kim ya? Aa Elif. Ha, dış kapının dış mandalı da geldi. Güzel. Çok da değil aslında ama neyse. Selamlar. Kayınço hayırdır, hoş geldin. Vallahi hiç hoş bulmadım kayınço. Bu aralar senin hareketlerin bir hoşuma gitmiyor. Bir geleyim, kendi gözlerimi canlı canlı izleyeyim dedim. Ne haber kız? Hayır ya. Annem bu saatte tek başıma çıkmama izin vermedi. O yüzden bunu da taktı peşime. Hemen söyleme ya. Hemen söyle bir tadını çıkarsaydım. İşte benim canım annem de peşime bunu taktı. Ne güzel bir gece ama değil mi? Oh be, Allah razı olsun anneciğinden. Neydi adı hep unutuyorum. Ayla. Heh, Ayla ya. Vallahi biz de Elif'cimle böyle ne güzel takılırız değil mi? Sıkılırız beraber. Vallahi en azından adımı bilen birisiyle sıkılıyor olurum. Benim adım bu değil yani. Gel arkadaşım, biz seninle sıkılalım. Güzel güzel sıkılalım, gel. Değil mi? Bunlar böyle mıç mıç zaten takılsınlar. Oh be. Oh, oh yine oh, gel. Gel sevgilim, hoş geldin. Sizleri bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için, sizler de ev sahibi olarak anlayış gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonunda hep beraber bir araya gelebildik. Asıl davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Nikah günü ne zamandı baba? Haftaya. Cumartesi. Çok az kalmış.
Evet, o kadar az kaldı ki ben birazcık panik olmaya başladım. Hallederiz ya, hallederiz. Biz en zorlarını hallettik zaten. Bunu mu halledemeyeceğiz Allah aşkına ha? Hı? Ben bir fırına bakayım. Yemek pişmiş mi? Nasıl ya? Bana bunu da mı yapacaktınız? Bunu da mı yapacaktınız bana? Anne, ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu Yasmin? Cici annenle yemeğinizi böldüm diye korktun mu? Ne oldu? Anneciğim, olur mu öyle şey ya? Saçmalama, ne alakası var? Bırak, bırak! Anne! Sen beni salak mı sanıyorsun ya? Ha? Görüyorum ben. Benim evimde, benim bahçemde, benim masamda oturmuş keyifle yemek yiyorsunuz ya, görüyorum. Ve size hakkımı helal etmiyorum. Anneciğim, ya yemek vakti gelmiştir. Öylesine sadece sıradan bir yemek, yemin ederim sana ya. Yasmin, beni hiç kandırmaya çalışma. Sana da abine de yazıklar olsun. Sizi evlat diye bağrıma bastığım güne, size güvendiğim güne yazıklar olsun. Yani Emel düğün için hepimizden daha heyecanlı. Evet, çünkü herkes prenses gibi olacak. Sen de öyle olacaksın güzelim. Sen de öyle olacaksın. Suzan'cığım, senden bir şey rica edeceğim. Nedimelerin de gelinlik provasında seninle beraber olsunlar, olur mu? Onların da düğünde giyecekleri elbiseleri hazırlatsın. Biz mi? Evet. Evet, siz. Benim güzel nedimelerim sizlersiniz. Ya çok sağ olun ama gerek yok. Ben gerek olduğu için yapmıyorum Asiye'cim. Aile olduğumuz için yapıyorum, lütfen. Ben bir Yasmin'e bakayım ya. Nerede kaldı? Bu kadar geciktiğine göre yemek yandı. Pizza söylemesine yardım edeyim ben. Yardım lazımsa söyle. Tamam. Sakın bana engel olma Yasmin. Gidip o masayı onların başına yıkacağım. Hayır, 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 hayır. Olmaz öyle bir şey, saçmalama. Ben gidip söyleyeceğim gitmeleri gerektiğini ama sen burada kal. Lütfen. Ne oldu kızım? Korktun mu? Akşamınızı rezil edeceğim diye korktun mu Yasmin, ha? Olur mu öyle şey? Ne alakası var? Anne, ne yapıyorsun sen burada? Sarp, güzel oğlum benim. Bir tanecik oğlum. Sen ne zamandır annenin sırtından bıçaklıyorsun acaba? Demek sen de artık o kadınla aynı masaya oturacak kadar onun yanındasın. Anne saçmalama. Ben kimsenin yanında falan değilim. Sus Sarp, sus. Bana yalan söyleme. Sen istemesen o masaya seni kimse oturtamazdı, ben biliyorum. Evet anne, isteyerek oturdum. Kendi rızamla oturdum, evet. Çünkü sen o kadını öldürmeye kalktın. Ve o kadın polise ağzını bile açmadı. Anne, babam kararını vermiş çoktan. Nikah gününü bile almışlar. Biz neyi tartışıyoruz ya? He? Biz neyi tartışıyoruz? Anne ne olur dur. Lütfen dur artık. Bu sadece sana zarar veriyor. Lütfen. Yasmin. Nikah günü ne zamanmış? Haftaya anne. Haftaya. Güzel. Çok güzel. Artık kocaman bir aile olursunuz değil mi? Hep birlikte. O düğüne de gidersiniz siz. Hayır. Gitmeyeceğiz. Gitmiyoruz. Değil mi? Gitmiyoruz tabii ki. Tamam oğlum. Tamam ben anlayacağımı anladım. Hadi yemeğinizi bölmeyin siz. Devam edin.
Anne nereye gidiyorsun? Evleniyorlar. Sen. Çok güzel. Düğüne gittiğimizi görünce daha çok üzülecek. Yapacak bir şey yok. Söyleyemezdik şu an. Evet. Olsun. Merak etme, düzelecek anne. Ben inanıyorum. İnşallah. İşte Yıldız Joker. Halbuki bir şey değil mi? Yani siz bu zengin züppelerin hayatına iyi ki girmişsiniz. Yani çekirdekmiş, gaz olmuş bunlar bir haber giderlerdi böyle. Hem abuk subuk kafelere gider, ondan sonra antin kuntin içecekleri asgari ücreti bırakıp çıkarlardı. Yani Berk'cim kusura bakma ama Elif'e bu tespitinde ben katılıyorum. Yani haklı. Ya hadi sen de be Aybike ya. Ben ne zaman seni öyle mekanlara sürükledim? İşte sürükleyemedin, sen bize benzedin çünkü. Ya oğlum bizim sana benzeme opsiyonumuz olmadığı için senin bize benzeme opsiyonu kalıyor tek geriye. Ya şu tablo keşke Refika çıkmasaydı, çok iyi olacaktı. Yine mi tablo meselesi ya? Oo. Refika değil oğlum, o replika, replika. Oğlum sen niye beni hep ortamlarda bozuyorsun? Ha? Hop hop hop. Üstümden geç, üstümden geç be kısa kılıcım. Hayırdır oğlum, ne yapıyorsunuz siz? Sana mı soracağım, hayırdır? Bana soracaksın. Eğer oman kafan basmıyorsa denize değil nereye çöp atabilirim diye geleceksin, bana soracaksın. Harbiden lan, neden atıyorsun denize kızaklı? Hayırdır kızım? Babanın denizi mi, ne ayak? Ha, yeni satın aldık, nasıl, güzel mi? Ben o ayağı kırarım. Duydun mu? Kırarım o ayağı. Ayrıca babamın denizi, anamın denizi, benim denizim, ne yapacaksın? Bana bak, kaşınma, kaşırız. Kaşıyacak varmış, duydun mu? Duydum, duydum. Gel gel, kaşı hadi gel. Ya ne diyorsun kızım sen? Kız haline kime ne anlatmaya çalışıyorsun sen? Kuş geçiyor. Olcan! Aybike! Ben siz. Tutamıyorum. Kalk kalk, gel. Ulan on. İndir lan o elini. Yavru gidi. Durma. Kimsin ya sen? Gel lan. Sinirim. Dur. Bırak. Ya manyak. Manyak lan. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Hadi basın gidin, kalk. Kaçsanız oğlum. Manyak lan bunların hepsi. Kalk. Kalk hadi. Hadi yürü. Manyak bunlar da. Nice. Hadi. Berk bunu sen de biraz dokun. Hadi çocuğum, hadi bırak. Ayak. Ayak bunlar. Evet haklısın. Çocuk haklı. Bu kız bir manyak. Bu olayda bunun ispatıdır. Berk'cim vallahi hiç kusura bakma, benim de bazı ince kırmızı çizgilerim var. Doğa, tabiat, deniz. Bunlara dokunuldu mu bende şarteller atıyor. Yani manyaklaşıyorum, yapacak hiçbir şey yok. Siz sanki çok farklısınız da. O sana kız haline demeyecekti işte. Vallahi dersini aldı. Artık bu saatten sonra ayrım mayrım yapmaz, yemez. Yo. Kesinlikle yapamaz. O ayrımı mayrımı yapamaz değil mi sevgilim? Sen de sevmiyorsun öyle ayrımı. Sevmiyorum abi. Yapmaz yani. İyi girdin ya. Hani şey olmadı değil mi sana bu arada dedim, arada dedim. Yok oğlum, be sinir attık. İyi oldu. Günaydın da günaydın. Nebahat'im günaydın. Günaydın. Hayır. Nemoş bir şey söyleyeceğim. Ben rüyamda bir acık yemekler yedim. Efendime söyleyeyim padişah sofraları, uyandım hala açım. Acaba diyorum şey mi yapsak? Sen çok güzel yapıyorsun ya, soğanlı patatesli omlet yapsan da yesek de acaba neşemiz yerine mi gelse ha? Ben mi yapacağım? Hı. Ne sıfat lan? He?
Hangi sıfatla yapacağım diyorum. Ben senin burada nikahlı karın mıyım? Ha? Niye yapayım yani? Canın çok istiyorsa o omletli bilmem neli şeyini girersin mutfağa, kendi damak tadına göre yaparsın, uğraşırsın, tamam mı? Hiç uğraşamayacağım. Ne oluyor ya? Hayır, ne oluyor? İlla nikahlı mı olmak gerekiyor omlet yapmak için ya? E sucuklu yumurta yiyorsun ama gom 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 gom. O zaman işte konu işi... Buyur. Niye Şevval görüntülü arar acaba sabah sabah? Tövbe estağfurullah, başıma bin türlü bela açmamışsın gibi. Ne var Şevval? Akif günaydın. Sabah sabah aradım böyle ama rahatsız etmiyorum değil mi? Ediyorsun. Gayet rahatsız ediyorsun Şevval. Hadi etmediğini düşünelim. Bir an için etmediğini düşünelim. Niye aradın acaba? Akif'cim dükkanını başına yıktım. Hayatını mahvettim. Özür dilerim demek için mi aradın görüntülü? Ne? Akif yardımına ihtiyacım var. Hem de çok. Ben senden özür dilemiş olayım. Sen de kabul etmiş ol. Geçmişin üzerine böyle bir sünger çekelim lütfen. Sen deli misin be? Neyini unutacağım acaba? Ne süngeriymiş o? Ya mahvettin beni diyorum. Bir yandan da merak da ediyorum tabii. Ne yardımı? Benim kirli işler, pis işler yapacak böyle karanlık bir adama ihtiyacım var. Burada mı ayarlayayım, paket mi yapayım ev? Sen ne diyorsun ya? Şevval, hakikaten iyi misin yani? Kafan yerinde mi senin? Ne yapacaksın? Öyle bir adamı ne yapacaksın acaba? Ahmet'i mi öldürteceksin? Tamamen ortadan mı kaldıracaksın? Ne yapacaksın? Hayır ya. Hayır, öyle bir şey değil. Saçmalama. Saçmalık çünkü zaten bu. Öyle bir şey olmaz. Ne yapacaksın da merak ediyorum yani. Ne yapacaksın? Bu ihaleye falan girecek de o adamla ihaleye fesat karıştıracaksın da... ...mapus damlarına mı düşeceksin Ahmet acaba? He? Evet, yani onun gibi bir şey diyebiliriz. Neyse, verecek misin sen şimdi bana böyle birinin numarasını, vermeyecek misin? Kız vallahi keşke. Yani elimde yok, öyle tanıdığım biri yok benim. Ben işinde, gücünde, ailesine bağlı bir insanım. Benim muhitimde öyle insanlar yok ki, keşke olsa da versem, yok. Sen hiç de öyle bahsettiğin gibi bir adam değilsin Akif. Sen kumarhane açan, her türlü edepsizliğin, ahlaksızlığın kitabını yazacak bir adamsın. Veriyor musun numarayı? Sağ ol ya, Allah razı olsun yani. Vallahi maşı gayet ikna edici şekilde hakaret ediyorsun ya. Yok, yok. Yok, öyle bir tanıdığım ben... Var. Öyle bir tanıdığım var. Aslında öyle birkaç tanıdığım var da en işine yarayacak kişinin ben senin numarasını yollayacağım. Kapattıktan sonra sen de benim selamımı söyle, al. Tamam, çok sağ ol. Estağfurullah efendim, ne demek. Sen Ahmet'in başına çorap ör, ben senden başka bir şey istemiyorum. Hadi bakayım. Kazıyacağım onu. Sen hiç merak etme, ben onu bu dünyadan kazıyacağım. Tekrar teşekkürler. Vallahi baltam bu ağzında, yemin ederim. Bak az evvel omlette ne kadar mutlu, şu an mutlu biriyim. Hadi kapat, görüşürüz. Görüşürüz. Yolluyorum, hadi. Vallahi deli bu kadın, hakikaten deli. Olsun iyi. Neydi oğlanın adı ya? Bana yaptıklarının hesabını soracağım senden Ahmet. Hem de en kötü şekilde. Senin en mutlu gününü, en acı gününü yapacağım. Vallahi Şengül, biz elimizden geleni yaptık. Ne yapalım, kısmetimiz bu kadarmış. Çok iyi işti ya. Çok güzel fırsattı. Kaçırdık, çok kötü oldu. O televizyon programı işi bozdu. O bozdu işi. Yoksa tam hayvan gibi işi öğrendim, kendimi geliştirdim. Tam böyle güzel poğaça yapmaya başlayacaktım. Ne gülüyorsun lan? Ne bileyim ya. Ya tam poğaça yapmaya başlayacaktım diyorsun Orhan, Allah aşkına ya. Hala hamur eline yapışıyordu, bıcık bıcıktı ya. Kızım, biz anamızın karnından poğaçacı olarak doğmadık herhalde. Ben de anamın karnından bir tepsi poğaçayla doğmadım herhalde. Benim de genetiğimde poğaça kodu yok. Çalışa çalışa, yapa yapa öğrendik.
Bu kim ya? Efendim? Evet benim. Kim? Elçin abi televizyoncu. Öperleri aç, öperleri aç, aç öperleri. Buyurun Elçin Hanım, dinliyorum buyurun. Bakın Orhan Bey, biraz garip olacak ama biz kayıtları izleyince çok eğlendik. Hem seyirci tepkileri de çok olumluydu. Eğer sizin için de uygunsa... Uygun, çok uygun. Sizi ve eşinizi birlikte yayına alıp bir program yapmak istiyoruz. Ne dersiniz? Nasıl yani Elçin Hanım, nasıl birlikte anlamadım. İşte dün olduğu gibi, eşinizle birlikte çok sevimliydiniz. Atışmalı, dedişmeli, eğlenceli yemek tarifleri verin istiyoruz. Şengül Hanım'ın da sloganıyla yola çıkıyoruz. Ne demişti hanımefendi? Kocanı da kap geri, hep beraber mutfağa. Aynen öyle. O halde şartları konuşmak için sizi en kısa zamanda ofisimize bekliyorum. Tamam. Tabii geliriz. Geliriz tabii. O zaman güzel günler diliyorum. Siz ve sevgili eşinize sevgiler. Ay ben de seni çok öptüm. Çok sevgiler size. Görüşürüz Elçin Hanım. Güle güle. Ay! İnanamıyorum, şimdi oldu Orhan. Kız nasıl oldu bu iş ya? Nasıl oldu bu iş? Bu sefer turdan yüzünden vurdum. Artist olacağım ben. Hani şimdi apur subur konuştuk böyle. Didiştik. Bunu yaptık diye bize program mı yapıyor bunlar Orhan? He, öyle oldu vallahi. Ay artist olacağım. Ay inanamıyorum. Yere göz sarmıyorum. Kız nasıl oldu bu iş ya? Artist olacağım ben. Azıcık gıcırtıyor, pardon. Evet gençler, stüdyomuz burası. Gerçekten Görkem Beyciğim, hiçbir masraftan kaçınmamışsınız görün. Alp stüdyo görevlimiz. O size kayıtta ve provada her türlü yardımcı olacak. Tamamdır. Merhaba, memnun oldum. Teşekkürler Görkem Beyciğim. Çok sağ olun. Gerisi bizde. Çalışacağız. Bundan sonra kontrol sende. Menajerliği sensin sonuçta. Değil mi ama? Tamamdır. O zaman kayıttan sonra ararsınız, haberleşiriz. Hadi iyi günler. Merhaba tekrardan. Çok memnun oldum. Oğulcan ben. Tekrardan söyleyeyim. Menajeriyim ben. Oğulcan işler. Hadi artık bir an önce girelim, yapalım programımızı. Hatta ben geçtim bile içeri. Şans öbücü. Ay hadi. Bol şans. Aa, bir şeyi unuttuk. Ya bizim Doruk arkadaşımız böyle yakışıklı, uzun boylu. O devamlı duştan sonra böyle havalı olacağım diye saçların ıslak ıslak çıkıyor, hastalanmış. Onun yerine bir gitarcınız var mı böyle? Tabii bir arkadaşımız var boşta, onu alırız. Ha süper, harika. Eyvallah. Beni de öpseniz. Ya tamam hadi gidelim, şu single'ımızı çıkartalım. Babamıza da artık tesisatçı yaşalım. Aynen öyle. Tüm kalbimizle yanınızdayız arkadaşlar. Tamam olacak. Hadi. Ya of. Açma geri hareketini. Aa! Falan gibi şeyler. Hadi bakalım. Yalnız bunun boyu biraz yüksek. Acaba indirebiliyor muyuz? Hayır. Ya siz bir yardımcı olur musunuz bizim sayın menajerimize? Sağ olun. Oyun var mı bu arada? Hayır. Anlıyorum. İçer şarkı söylerken biz de böyle ne bileyim ki çatışırdık. Pardon? Sado ben. Beni beklemiyor muydun? Ya ne bileyim, ben gelirken ararsın diye düşünmüştüm. Yok, fazla aramaya gerek yok. Anlat, dinliyorum. Hoşlanmadığım birinin sonunu getirmek istiyorum. Beni arayan herkesciğim. Devam et. Yani aslında aklımda bir plan var ama uygulama için senin yardımına ihtiyacım var. Nasıl? Sahte çek, senet, tahsilat? Hayır. Bir gelin arabasının kaza yapmasını istiyorum. Vay. El yükseltiyorsun yani. Yapabilir misin? Vallahi benim yapamayacağım şey yok. Ama tarife değişir. İyi kalite pırlanta. İnan yaptığın işin karşılığına değecek kadar para eder. Evlilik yüzüğünü bozduracaksın yani. Evet.
Çünkü artık benim için bir önemi yok. Emin misin? Sonra vazgeçtim. Ödeyemem falan. Geri dönüşü yok bu işin. Bak, o gelin arabasının içinde benim eski kocamla yeni karısı var. Yani bu yüzüğe ihtiyacım olmadığına o kadar eminim ki. Ölümcül bir kaza istiyorum. İş bittikten sonra bu yüzük senin. Peki. Evet sevgili dostlarım, Eren kuzenler ve dostlarım. Gelmiyor sesi. Duymuyoruz. Ha, gelmiyor. Sesin gelmiyor. Ne diyor bu? Duymuyorlar ki seni. Nasıl duymuyoruz? Nasıl benim? Nereden, bu nereden basılıyor, duyuluyor? Bu mu? Şu an mı duyuyorsunuz beni? Sesim geliyor mu? Geliyor. Ya ben aynı İzmir'i nasıl öpeyim bir daha ya? Tamam, başlayın. Halim, bunu söylesene ama bana ya. Bunu söyle. Nereden başlıyor? Hazır mı? Gençler, artık başlayalım mı ne hazırsak? Kızlar. Vallahi ben hazırım. Ben çok hazırım. İyi, tamam, süper. Mis. Çocuklardık, hayallerimiz vardı, meğer hepsi rüya. Bak yine kaldık yaya, biraz umut ekmiştik, söküp almışlar usulca. Hayat varmış, bazen yokmuş, anlamaz kalbim dünya niye. Hayallerimiz vardı, meğer hepsi rüya. Bak yine kaldık yaya, biraz umut ekmiştik, söküp almışlar usulca. Hayat varmış, bazen yokmuş, anlamaz kalbim dünya niye. Sözü var bize, doğacak yine üstümüze. Sen üzülme, güneşin sözü var bize. Günaydın. Günaydın. Kalktıysanız
Bahar'cığıma kahvaltı hazırlayayım ben. Dur ya, şey yapma. Biz bugün kahvaltıyı dışarıda yapalım. Aa, dışarıda mı? Niye dışarıda yapıyorsun? Ne alaka şimdi? Öyle. Biz düğme burunla öyle bir karar verdik. Değil mi kız? Evet ne boş. Hem hep evde. Değişiklik olsun değil mi? Dışarıda yapalım kahvaltıyı. Öyle mi? Sen de mi istiyorsun dışarıda kahvaltı yapmak? İyi. İyi madem. Hadi tamam. Dışarı çıkalım. Ben o zaman üstümü değişeyim. Bir hırka mırka bir şey alayım üstüme. İniyorum. Ha, şık bir hırka. Şık hırka. Niye? Ha, şık hırka. Ne bileyim. Topuklu giy. Aa. Niye şık giyeceksin? Akif, kahvaltıya gitmiyor muyuz? Kahvaltıya niye topuklu giyiyorum? Ya belki şık bir yere gidiyoruz. Kahvaltıya ne boşum? Zaten şıklık senin karakterinde var. Git şık şık giyin gel. Hadi şık 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 diye giyin gel. Nereye gidiyoruz biz? Ya Allah Allah, sana ne, hadi şık giyin gel ya. Var sende bir şey, var da. Hadi bakalım hayırlısı. Tamam şık giyineceğim, geliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Oldu bu iş. Orhan Bey, bizi kırmadığınız için, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim Ahmet Bey ya, olur mu öyle şey? Ömer bizim kıymetlimiz yani, o yüzden sizin değeriniz farklı bizde. Bu arada söylemeyeyim diyorum ama fazla güzel olmuşsun en hızlı flörtüm. Teşekkür ederim. Sen de hiç fena olmamışsın en hızlı flörtüm. Sağ ol. Bu arada bir 5 dakikaya falan çıkmazsak 2 ay geç kalacağız. Baba, ben bir kapıyı çalayım mı? Yo, bence gerek yok ya. Suzan hazırlanınca çıkar zaten. Heyecan var mı damat bey? Elimden kaçtı. Heyecan var tabii. Yani yıllar sonra tekrardan kavuşacağız. Suzan Hanım'ın çiçeğini sen kaparsın umarım. Dur, sakin ol. Okulumuz var, okuyacağız dedik ya. Olsun sevgilim, sen kap yine de. Hemen böyle arkasında dur, tamam mı? Yani açısında dur. Böyle attı. Hadi boş ver ya. Ben hallederim. Sen şimdi üşenirsin atlamama. Ben de uç, tamam mı? Ben alacağım bizim yeri. Türk alemsin ya. Uç, tamam. Ay, geliyorlar. Çok. Sevgili oğlum, müsaade edersen müstakbel eşimi alabilir miyim? Para iste, para iste. Gözünüz gibi bakacaksanız tabii. Kesinlikle. Çok güzel gözüküyorsun. Harikasın. Sen de hiç fena değilsin. Nerede geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hadi konvoya.
aynen dediğim gibi. Tüm frenler devredir. Peki bu şekilde minibüs ne kadar daha gidebilir? Vallahi ben diyeyim 20, sende 25 dakika ömürleri var. Çok sürmez yani. Yani 20-25 dakikaya kadar, ikisinden de sonsuza kadar kurtulacağım ha? Eğer 9 canlı değillerse, aynen öyle. Ben üzerime düşeni yaptım. Ödemeyi alayım. Al bakalım. Bu ne? Yüzüğü bozdurdum. Burada yarısı var. O ne denmiş? Kalanı da minibüsün işi bittikten sonra. Ama biz böyle konuşmamıştık. Olmadı bu. Ya hallettim deyip halledemediysen ne olacak? Hı? Benim tek atımlık kurşunum var, tek. Böyle çarçur edecek kadar zengin değilim. Uzatma hadi. Ay Akif, yani nerelere getirdin bizi? Vallahi kahvaltıya nereye gidiyoruz hala anlamış değilim. Ne olmuş, yeni bir yer mi açılmış buralarda? Ay canım, yeni bir yer değil. Hatta epey eski, öyle söyleyeyim sana. Allah Allah. Ya. Siz daha önce buraya gelmiş miydiniz Akif amca? Evet, daha önce gelmiştik hayatım. Çünkü bayağı da eski bir yer burası aslında yani. Ayol, ne zaman geldik biz buraya Akif? Atma Allah aşkına. Geldik. E bu bizim nikahımızın kıyıldığı yer Akif. Sadece nikahımızın kıyıldığı yer değil. Ne boşum. Nikahımızın tekrar kıyılacağı yer de burası. Ay inanmıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Ya ben sana olan sevdamı nikahsız bırakır mıyım hiç? Sarı fırtınam. Ay. Ben de sandım ki bir daha hiç evlenmeyeceğiz yani. Ne bir teklif var, ne bir ısrar, ne bir böyle... Anladık, anladık. Onun hepsini anladım ben. Hiç merak etme. Epey böyle bir oralarda dolaştın çünkü sen. Aman nasıl işte lafı döndürüp dolaştırıp evliliğe getirmeler. Aman bir şeyler, bir böyle kasım kasım hareketler. Hepsini anladım. Bu Akif hepsini anlar. Ama işte kusura bakma, sürprizi de bozamayacaktım hanımefendi. Ne yapıyorum ya? Ben çantamdan gizlice kimliğini aldım ne boşum. Sonra da Akif amcayla evlenmeniz için Akif amcaya verdim. Sen de mi? Siz ikiniz beraber olup mu bana sürpriz yaptınız? He, suç ortağım. Ay yerim ben seni fındık burun. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Sarı fırtına. Ya Akif ya ben acayip duygulandım. Şu anda çok mutluyum. Ya ama yani bana niye söylemiyorsunuz? Benim ne hazırlığım var şimdi? Kıyafetim falan da yok. Ben böyle nasıl evleneceğim burada? Merak etme ne boşum. Biz o işi de hallettik. Nasıl? Hadi bir çıkalım bakalım. Bir çıkalım bakalım. Buyurun efendim. Gel bakalım fıstığım, gel. 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 Ha. Bakalım beğenecek misin? Ya. Ya Akif. Ya inanmıyorum sana ben. Ya ama bu çok güzel. Çok yakışacak seninle buşum. Prenses gibi olacaksın, prenses. Ah ben yerim seni, yerim. Sen de mi o yüzden böyle prenses gibi oldun bugün? Ah benim güzelim. Ya. Ya. Güzelim benim. Sen her şeyin en güzeline layıksın sarı fırtınam. Ay canım benim. Tamam canım. ama bak canım. Ben araya adam soktum. Araya adam soktum bu nikah için. Hadi daha çok evlenecek varmış ya. Bugün. Müstakbel kocamı öpüyorum. Ya evlenek sonra normal kocanı öp. Hadi. Hadi. Hadi kız. Hadi götür. Hadi gelini götür de hazırlanın. Hadi bakayım. Hadi gidelim. Hadi bakayım. Ben arabayı kapatıp geliyorum. Hadi. Thank you.
Şengül teyze rahat mısın sen orada? İyiyim çocuğum, iyiyim. Senin önüne bak, önüne. Tabii. Orhan amca sen? Rahatım oğlum, rahatım. Tamam. Sağ olasın. Aşkım, seninle çok uzun ve güzel yıllarımız olacak. Çok. Ah, canım benim. Biraz geç oldu ama bence sonu çok güzel oldu. Hepimiz harika bir aile olacağız. Siz Nebahat Şen, hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi özgür iradenizle Akif Atakul'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Bravo! Peki siz Akif Atakul, hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi özgür iradenizle Nebahat Şen'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Bit tabii. Hayır, evet. Evet. Sizler şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Ben de belediyemizin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Gel, gel, gel. Evet, imzamız zaten. Bir tecrübemiz var daha önce. Tamam. Aynı yer, benimki de. Evet. Değişmemiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu olur. Tebrik ederim, mutluluklar dilerim. Çok teşekkürler. Tebrik ederim, mutluluklar dilerim. Mutluluklar. Teşekkürler. Teşekkürler. Aldın. Ben de. Ya, Akif. Ne boşun. ben de tebrik ederim. Ay, teşekkür ederim. Oy, oy. Sen bize çok uğurlu geldin. Düğme burun. Aa, Akif, Doruk'a da haber verelim. Hadi, hadi, hadi çıkalım. Hadi. Zaten başka nikahlar da varmış. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Bak oğluna söyle. Niye benim haberim yok diye trip atmasın. Sabahtan beri arıyorum, ulaşamıyorum çocuğa. Tamam, tamam. Söylerim. Uy meleğim benim. Alo, Doruk. Oğlum, sana çok güzel bir sürprizim var. Alo. Oğlum, çok ses var. Neredesin? Kalabalık mı orası? Oğlum, çok ses var orada. Neredesin? Alo. Alo. Ben duyuyorum. Ha, Sado söyle. Abi, geçenlerde sen birini yönlendirdin bana. He. Abi, kadının dediğini yaptım da. Ödemede legaluga yaptı. Yarısını verdi. Nasıl? Yarısını verdi abi. Yarısı da iş bitince dedi. Yamuk yapmaz değil mi bize bu? Oğlum, ben nereden bileyim, Allah Allah. Ben sizi buluşturdum, o kadar. Ne bileyim, yapar mı yapmaz mı? Eşek kadar adamsın, onu da sen düşün. Neyse abi, boş bulundum, kusura bakma. Sado, bir şey soracağım ya. Ne istedi o kadın senden? Abi, ayrıldığı kocası varmış bunun. Kullandığı bir minibüs var. Onun frenlerini kestim. Ne? Ne yaptın? Abi, sen gönderdin kadını bana. Akif'in selamı var dedi. Ulan gerizekalı. Benim adımı veren herkesle ortak cinayet mi işliyorsun sen? Ulan bu nasıl saçmalık lan? Ya ayrıca da fren kesmek nedir? Fren kesmek nedir? Bak, ben o adamı sevmem, nefret ederim ben o adamdan. Ama oğlum, bu cinayete teşebbüs, bu başka bir şey. Ayrıca ne minibüsünden bahsediyorsun sen? Bu adam minibüsü değil ki. Bu adam başka işi var. Allah'ım ya, delireceğim. Vallahi delireceğim, billahi delireceğim ya. Ya ne kadar saçma sapan işler. Hadi kadın böyle bir şey söyledi. Sen bunu niye kabul ediyorsun? Oğlum, senin hiç mi beynin yok lan? Akif! Hadi kiminle konuşuyorsun ya? Geliyorum canım. Ya ulan bana bak. Ne sen beni tanıyorsun,
Ne ben seni tanıyorum, beni bu işe sakın bulaştırma. Bak canını yakarım senin. Anladın mı? Tamam abi. Hadi kapat. Tövbe estağfurullah. Ne oldu? Bir şey yok, boş ver ya. Konuşamadım bir türlü. Kiminle? Doruk'u aradım ya. Ha doğru, Doruk'u aradım, doğru. O kadar kalabalık bir yerde ki arkadan bir sürü sesler geliyor. Duyamadı beni, konuşamadık. Hayırdır ya, sabah sabah maçta mı bu çocuk? Yok canım, ne maçı? Bir tane minibüse doluşmuş bunlar. Suzan'la Ahmet'in nikahına gidiyorlarmış. Bir de nispet olsun diye bak fotoğraf atmış. Bakayım mı? He tamam işte. Asiye var. Asiye'nin olduğu yerde Doruk da olur. 2-2-4 yani. Abi ayrıldığı kocası varmış bunun. Kullandığı bir minibüs var. Onun frenlerini kesti. Yok olamaz, olamaz. Ya ne düğünü, ne bahat, neden bahsediyorsun sen ya? Minibüsteler işte. O Göksu'nun oradalar mıymış ne? Hani şu Sezinler'in kır düğünü yaptığı yer var ya işte, tam orası. Nebahat ne diyorsun, Allah aşkına ne diyorsun ya? Ne oldu Akif? Doruk'u arıyorum, Doruk'u arıyorum Nebahat. Akif kalabalık bir yerde diyorum ya, niye arıyorsun çocuğu? Çünkü o minibüste olmaması gerekiyor. Oğlumuzun o minibüste olmaması gerekiyor. Nebahat açmıyor, telefonu açmıyor, hadi. Ne oluyor? Ya Akif? Hadi. Hadi Bahar'cığım, Allah Allah, hiçbir şey anlamadım. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Yok açmıyor Suzan, açmıyor. Şevval'e ulaşacağız o zaman. O zaman Şevval'e ulaşacağız. O durduracak, biz durduramazsak. Nerede bunun numarası ya? Akif, ben de tam sana müjdeyi verdim. Allah senin belanı versin Şevval. Allah senin belanı versin be kadın be. Ne diyorsun ya Akif? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ya sen nasıl bir psikopatsın ya? Sen nasıl bir manyaksın? Kocandan kurtulmak istiyorsan illa onu öldürmen mi gerekiyor? İlla canına mı kastetmen gerekiyor? Bana başka bir yol bırakmadı Akif. Gururumla oynadı benim. Bak Şevval. Senin o gururun yüzünden. Eğer benim oğlumun kılına zarar gelirse seni bu dünyada yaşatmam. Senin canını alırım. Ne diyorsun ya? Ne alakası var ki bunun senin oğlunla falan? Senin frenlerini patlattığın minibüs var ya. Ha işte o minibüsün içinde Doruk da var. Hatta Sarp da var, biliyor musun bunu? Senin frenini kesip ölüme yolladığın, Ahmet'i ölüme yolladığın minibüsün içinde şu anda benim evladım var kadın. Senin de evladın var. Allah senin belanı versin Şevval. Allah senin belanı versin be kadın be. Hayır. Olamaz. Allah'ım. Ben ne yaptım?
Hadi, hadi Akif, hadi ne olur. Tamam, yetişeceğiz. Yetişeceğiz, yetişeceğiz. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Ya geçin şunun önüne be! Ay Doruk aç! Dayan aslanım, geliyoruz. Estağfurullah. Akif amcanın arabası değil mi o ya? Evet. İçindeki de o ve Nebahat Hanım zaten. Bunlar da mı çağrılmış düğüne? Yok artık Şengül. Yok artık. İnsan eski karısının düğününe daha da eski karısıyla davetli gider mi? E o zaman bunlar olay çıkarmaya falan mı geliyorlar acaba? Ya bilmiyorum da bir tuhaf kullanıyor zaten arabayı. Ne oldu? Niye öyle geçti ki o şimdi? Niye solladı hakikaten bizi öyle o? Lan arkanıza bakın bir görün bizi be! Arkada araba var. Bizi sanki sıkıştırmaya çalışıyor ya. Nasıl yani? Kim o ya? Ya dur! Ne yapıyor bu? Arkadaki babamın arabası. Biraz hızlı mı gidiyoruz? Frenler tutmuyor ya. Ne? Ne demek tutmuyor ya? Ne demek fren tutmuyor baba? Tamam bir dakika, sakin sakin çocuklar, sakin tamam. Ne oluyor ya? Ahmet Bey bir şey mi oldu? Niye öyle kullanıyor arabayı? Zikzak yapıyor falan. Ne yapıyor bu ya? Çok hızlı gitmiyorlar mı? Tolga, bir korna mı çalsan çok hızlı gidiyorlar. Korna çalın bir. Çal, korna. Ya tamam çalıyorum. Hayır, korna da ne yapacağım yani? Korna çal. Ahmet amca tamam, ne olur durdur arabayı. Ahmet şu amca arabayı bir şey yap. Ya. Sakin olun, sakin olun, sakin şey olun. Yap. Baba bir şey yap, çok hızlı gidiyorum. Çözeceğim, çözeceğim. Sakin. Ahmet bir şey yap lütfen. Babam. Tolga önüne geçsene be. Oğlum geçemiyorum ki, çok hızlı, ne yapayım? Doruk! Bırak! Baba bir şey yap. Tamam çocuklar tamam, korkmayın korkmayın tamam. Dikkat et! Ahmet amca! Thank you.
Hiç haberi yok gibi ıslak kaldırımların. Kimse görmüyor mu? Kimse duymuyor mu? Durup önünde kalbinin kimse durdurmuyor mu? Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, herkes gider mi? Elinde cennetin kayıp haritası, kalbinde hazineler, yüzünde anahtarı. Kimse görmüyor, kimse bilmiyor ve sen hala üşüyorsun. Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, herkes gider mi? Duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız. Peki ya Umut? Umut şimdi hiç görmeyen. Regal sundu. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.